Günaydınlar, günaydınlar olsun efendim. Yazlıklarında, iş yerlerinde, evlerinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan selamlar, kocaman öpücükler olsun. Yeni doğan olsun. Güne, hayallere ve tüm güzelliklere günaydınlar diliyoruz efendim. Evet, günaydın, günaydın. Güzel olsun her şey sizler için. Magazin dünyasında yaşanan çok ilginç olayları getireceğiz bugün ekrana. Tabii ki birbirinden ilginç görüntülerin yanı sıra farklı yorumlarla da huzurlarınızdayız. Ne diyoruz her zaman? Bam, bam, bam. Magazin bu üçlüden sorulur efendim. Evet, ne güzel mesajlar aldık dün. Çok. Herkes çok mutlu olmuş. Diyan patlamış. Bilal Beyciğim, Bilal Beyciğim demem özlemişler. Öyle değil mi? Siz de özlemiştiniz değil mi? Özledim tabii. Ya. Özledim. Yazmış seyircilerimiz sizin samimiyetinizi özledik. Sizden yorumları özledik diye. Çok seviyoruz çok sizleri. Çok teşekkür İyi ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi yorumlarınızda ki varsınız. Da bizlere yine katılabilirsiniz. Didem Delende'de Instagram'ım. Bilal Özcan Official. Pınar Eliçi Official. Oradan da bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bu arada YouTube'da da Beyaz Magazin'deyiz. Yani eğer hani kaçırdık, izleyemedik, uyanamadık, çocuklar bırakmadı da açalım televizyonu diyorsanız da yine YouTube'dan, Beyaz Magazin'den videolarımızı izleyebilirsiniz efendim. Şimdi tatsız bir gelişme oldu. 5 şiddetinde bir deprem oldu Manisa'da. Aa, evet. Geçmiş olsun diyerek çok de geçmiş açalım. Çok geçmiş olsun. Es geçmeyelim. Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın ya. Amin. Vallahi amin. Bu depremler amin. Yani. Evet. Ya sel felaketli depremler. Artık ne oluyoruz Bilal Beyciğim? Bu Allah dünyanın korusun. Çivisi çıktı. Allah korusun. Yani Ege bölgesi de süreçten geçiyoruz. Evet. Türkiye'nin pek çok yeri gibi deprem bölgesi. Tabii yani 5 çok çok büyük değil ama evet. Allah büyüğünden korusun, saklasın. Evet. Tabii evet. Tedbirlerimizi alacağız. Yapacak evet. Bir şey yok. Çünkü böyle bir gerçekle yaşıyoruz. Öyle Türkiye tabii. Olarak, Türkiye coğrafyası olarak böyle bir gerçeğimiz var. Evet. Ve bu gerçeği bilerek de tedbirlerimizi tedbir, tedbir, tedbir. Depremler öldürmez. Maalesef iyi yapılmayan yapılar öldürüyor. Maalesef. Evet. Peki açalım mı yayınımızı magazin turuyla? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım kim, kimle, nerede yakalanmış? Magazin turu gelsin. Magazin dünyasının en yeni, en renkli, en merak edilen haberleriyle Beyaz Magazin Magazin Turu başlıyor. Oflu Hoca 4 geliyor. İlk 3 filmi izleyiciler tarafından beğenilen Oflu Hoca film serisinin 4.sü geliyor. Nefes vererek bırakıyoruz. Sonra sol tarafımıza dönüp almak istediğimiz ne varsa nefes yoluyla alıyoruz. Filmin oyuncusu Çetin Altay bakalım serinin yeni filmiyle ilgili neler söyleyecek. Böyle Oflu Hoca bir yoga kampına gidiyor. Biraz kafa dinleyeyim diye. Ondan sonra olaylar işte. Kısmetse Aralık'ta vizyonda olacak. Böyle değişik tarzda bir Oflu Hoca. Güzel bir Oflu Hoca. Beklenileni verecektir diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum değil, öyle olacağını düşünüyorum yani. İrem Derici sahnede öğüt verdi. Şarkıcı İrem Derici son konserinde sevenlerine böyle taktikler verdi. Kapıdan ekmek almaya, gazete almaya çıkarken bile düşmanımızı göreceğiz gibi süslenip, öyle bir tavır bürünüp şakkını şakkını yürümeniz lazım. Evde yorganını çek kafana ağla kardeşim. O seni ilgilendirir ama dışarıya asla ve asla üzüntümüzü belli etmiyoruz. Çünkü üzüldüğümüzü gören herkes kafamıza basmak için neden arar. Bugün saçını sarıya boyatıp sarışınlar daha iyi yapar zaten notuyla paylaştı. Altan Düzyatan oğlu ve kızıyla rüzgara meydan okudu. Oyuncu Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ve kızı Alara ile birlikte kitesurf yaptı. Aslı Şaher koçlar bu anları ölümsüzleştirdi. Bravo koçum. Bravo Emir. Bravo Alaruş. Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'da dalgalarla dans etti. Tatiline Bodrum'da devam eden Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum'da sörf yaptığı anlar kameralara böyle yansıdı. Sabancı denizde sörf yaptı. Tekneyle denize açılan Nazlı Sabancı sörf sporundaki maharetlerini böyle sergiledi. Olay! 70 yaşındaki
Bodrum'daki Selçuk Yöntem'in imdadına yetiştiler. Tatilini Bodrum'da geçiren 70 yaşındaki usta oyuncu Selçuk Yöntem, sörf yaparken kıyıdan fazla uzaklaşınca imdadına bot yetişiyor ve kıyıya botla dönüyor. Hülya Avşar'dan eleştirilere yanıt. Sahnelerine devam eden Hülya Avşar bu sefer tenis kortunda. Gösteri maçına çıkan Avşar'a ilgi büyüktü. Ne demek ya benim için? Hülya Avşar basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ha, benim tutkum, aşkım, herkes de ona aşık olsun istiyorum. O yüzden de 23 yıldır 23 yıl oldu, tabii. Yapıyoruz. Kilosuyla ilgili gelen yorumlara Hülya Avşar yanıt veriyor. E haklı. Eleştiriler yersiz olmuş. Varsa var, bence yok. Bazen ters açı oluyor, bilmem ne, yandan çekiyor. Sahnede de evet. Çok kötü fotoğraflar çıkıyor. Onların hiçbirisi gerçek görüntü değil aslında baktığımızda. Tamamen ışıkların yansıması falan, ne bileyim işte. Serdar Ortaç'ın açıklaması coşkuyla karşılandı. Şarkıcı Serdar Ortaç sahnede sevenlerini mutlu eden açıklamalar yaptı. Hepiniz hoş geldiniz. Allah dostları. Arkadaşlar, 30 senedir her gün içkiyi bıraktım, sigarayı bıraktım. Koyu bir alkolikten bayağı imama doğru gidiyorum. Nasıl oldu? Yakında bunları da kapayacağım, bak. Artık depresyonda falan da değilim. Annesi Nesrin Ortaç'tan mesaj var. Eğer bunu yapmışsa gerçekten büyük adam ve verdiği sözü de yapar. Çünkü öyle bir konuştu ki ben inandım. Hiç sevmediğim alkol zaten, o da biliyor. Nasıl böyle bir şey oldu, ben onu bilmiyorum. Yıldız isim yaşadığı talihsizliği sosyal medyada açtığı canlı yayında anlattı. Evdeki terlikleri düzenleyeyim dedim. 10 tane terlik karışmış birbirine. Terliklerin yanında da yangın tüpü vardı, kırmızı. Terlikleri çekerken yangın tüpü küt diye ayağıma düştü. 8 saat sonra harbi açık havaya topal mı çıkacağım yani? Mustafa Keser, Koray Avcı tartışması. Şarkıcı Mustafa Keser geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kullandı. Adam olsun diye yanıma getirdiler ifadesini Koray Avcı için söylediği iddiaları dolaşınca Koray Avcı yanıt verdi. Mustafa abi bizim üstadımız. Ben her gördüğüm yerde selam veririm dedi. Afra Saraçoğlu İspanya tatilini paylaştı. Oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Demir'le birlikte tatil için gittiği İspanya tatilinden fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncunun bikinisinin 15 bin lira olduğu öğrenildi. Öte yandan Afra Saraçoğlu reklam çekimi öncesinde hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin'den aşk pozları. Oyuncu Ebru Şahin sosyal medya hesabından basketbolcu eşi Cedi Osman'la birlikte bu pozları verdi. Mahsun Kırmızıgül gelen tepkiler için paylaşım yaptı. Yönetmen ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada Diyarbakır, Mardin ve Filistin'le ilgili açıklama yapmadığı için yapılan eleştiriler için açıklama paylaştı. Bir haksızlık varsa içimden geçenleri yazarım dedi. Şimdi Serdar Ortaç açıklama yapmıştı. Ben bütün kötü alışkanlıklarımı bıraktım artık. Kendimi işime gücüme verdim diye. Evet. Annesi de çok büyük destek ona. Diyor ki ben oğluma güveniyorum. Bir daha yapmayacak diyor. Nesrin Hanım. Ben de güveniyorum vallahi. Bir Bilal Beyciğim'in böyle bir acabası var. Şimdi ben orada tabii ki o röportajı, annenin röportajını izlediğimde ben de bir erkek çocuğu, evladı, sahibi bir anne olarak çok iyi anlıyorum kendisini. Çünkü oğlu gerek yaşadığı evlilikte çok büyük zarar gördü. Diyor ki bir daha evlenmesin. Bence de Serdar yani nasıl söyleyeyim, bazı insanlar evlilik insanı olamayabiliyor. Yani bunu da en iyi anneler biliyor aslında evlatlarını. Ben annesinin oğlu için ne kadar üzüldüğünü ve endişelendiğini görebildiğim için ve oğlunu tamamen içgüdüsel olarak oğlunu korumak adına da söylediği söylemler olarak değerlendiriyorum. Bence de doğru tespit yani bir anne olarak. Ben doğruları söyleyen bir insanım. Yani izleyiciler
beni takip edenler bunu bilirler. Yani alınacak, üzülecek ya işte onu toplum önüne atacağım filan diye düşünemem ben. Gerçekleri söylemek zorundayım. Ve tanıdığım Serdar Ortaç'ın da maalesef bugüne kadar topluma verdiği sözleri tutmadığını en iyi bilen insanlardan biriyim. Yani yıllardır 30 senedir onu ilk tanıyan gazetecilerden biriyim. Yani maalesef bu çocuğun böyle bir yapısı var. Tabii ki annesi evladıdır. Yani sözünü tutacağını söyler. Toplum önünde ne desin kadıncağız? Mikrofon uzatılmış. Ama insanlar değişebiliyor Bilal Beyciğim ya. Değişebiliriz yani. Değişen Serdar bu değil ki. Yani Serdar evlilik kötü bir şey değil. İnsanlara yanlış mesaj da vermeyelim. Hayır. Evlilik güzel bir şey. Ama yani Serdar için yanlışlar, uygun değil belki. Serdar yanlışları yüzünden evliliği yürütemedi. Ya karısına... Ya eşinin hiç mi yanlışı yoktu? Karısına evlilik hediyesi olarak... onun ismini taşıyan, karısının ismini taşıyan bir otel açma sözü verdi. Kendisi karısına dedi. Mecidiyeköy'de bir rezidans satın aldı Serdar Ortaç. Çok güzel paralar kazanıyordu. Ama kumar yüzünden o rezidansı sattı. Sattı ve kumara gitti o para. Şimdi kadın da yani ondan kopmasın da ondan soğumasın da ne yapsın? Ben Serdar'ın... Evlilik bittiyse... Evet. Vallahi kumar ocak batırır. Batırır. Ben Serdar'ın annesinin yerinde olsam bütün mal varlığını kendi üzerime geçirtirim. Alacağı olan bütün yatırımları da kendi üzerime yaptırırım. Benim... Başkalarının üzerinde mal varlığı kalmadı. Serdar'ın nesi varsa hayat teminatı olan şarkı telifleri bile gitti. İşte. Varı yok, her şeyi bitti. Ya en iyi tutan hayatındaki şarkı. Kadın gitti. Malı mülkü parası şey bitti. Artık insan bir yerde de bir dur diyebiliyor. Evet. Bazen İşte bir musibet bin nasihattan daha önemli olabiliyor. Belki de dedi ki artık yeter. Gerçekten de bırakmış olabilir. Ben de inanmak istiyorum ya. Yok kumar, yok ben kumar, de. Kumar o kadar kötü bir şey ki insan en kutsalını kumarda kaybeder mi ya? Daha açık konuşmayacağım arkadaşlar. İnsan en kutsalını kumarda kaybeder evet, mi? Evet yani maalesef. İşte. Şimdi de onun pişmanlığını yaşıyor işte. Hiç biz Serdar'ı böyle görüyor muyduk böyle? Hep hüzünlü kek modunda böyle, hep derbeder, hep konuşması ağır, hareketleri tamam hastalığın da etkisi var ama psikolojik olarak da bitti artık. Yani TikTok'a falan düştü daha ne diyeyim. Ama artık toparlıyor kendini bence. Annesini de dinleyecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Bu aldığı kararlar sonrasında. İnşallah. En son bak ayağına yangın tüpü düşürmüş adam evde. Terlikleriyle geçmiş olsun, yürürken geçmiş diyor ki bir anda yangın tüpü düşürdüm diyor. Ne hale geldi yani. Ama şimdi tabii ki de yalnızlık da çok zor ya. Çok. Ay evet ya. Hele yani Serdar gibi. Şimdi ben Serdar'ın ilerisini düşünüyorum. Hastalığı daha ilerlerse ne yapacak, nasıl yapacak bilmiyorum. Ya Allah yardımcısı olsun. Yardımcıları var evde tek başına değil var canım. Var da işte. Yardımcıları var. Yani insanın ne bileyim bir nefes de önemli ya aslında bakacak olursak değil mi? Hayat arkadaşı da önemli. İşte evlilik bu konuda devreye giriyor değil mi? Evet. Yani evet bakalım ya önce bir kendini toparlasın da. Öyle tabii yani. Ondan sonra belki de evlendiririz Serdar'ı belli mi olur? Hiç belli olmaz. Yaparız bir düğün. Peki Afra Mert fanları ekran başına. Niye? Çünkü Afra ve Mert İspanya'da yakalandılar tatilde. En çok sevinen de Bilal Özcan oldu. Yakın takipte biliyorsunuz. Her yaz bir yerde yakalanıyorlar. Bana program yapmadığım zaman bile yazıyorlar. Bilal Özcan'ı söyler misiniz Afra ile Mert'le ilgili bir gelişme var mı diye. O kadar seviyorlar bu çiftimizi. Şimdi tatilden görüntüler gelmiş. Afra'nın bu bikinisi de 15 bin liraymış tabii. Bu da çok konuşulmuş. Evet. Onlar Marbella'dan döndüler. İspanya'dan döndüler. Orada çekilen fotoğraflar Afra dün paylaştı. Bu fotoğrafları sevgilisi Mert Ramazan Demir çekti. Ve geçen sene Afra Saraçoğlu sarı bikinisi vardı onun. Onunla fotoğraf çektirdi, paylaştı diye Mert Ramazan Demir ona darılmıştı ve aralarına bir soğukluk girmişti. Ama bu sene böyle bir gelişme yani sevgilisi çekiyor, Afra paylaşıyor, peş peşe fotoğraflar. İlginç bir çift, bir kavgalı bir barışık. Yani aslında bir de şu var, onların evliliğe gittiği söyleniyor ya arkadaşlar. Afra ile Mert ne zaman evlenecek. Şimdi Mert Ramazan Demir'in ailesi mütedeyyin bir aile yani. Dini değerlere sıkı sıkı bağlı bir aile. Evet. Yani bu bikiniyle paylaşımları ailesi, annesi, babası, kardeşleri filan nasıl karşılar?
Bu konuda yani, uyarıyor mudur acaba Afra'yı? Öyle maço bir erkeğe de hiç benzemiyor Mert ya. Öyle gidecek yani, de baskı kuracak da. Afra da çok takacak. Yani. Mert, Afra takmaz. Hiç ama takmaz. Mert de dengeyi bulmak zorunda. O sarı bikiniye geçen sene çok tepki göstermiş. O zaman evlilik çıkmaz bu çiftten. Yani hayranlar da merak ediyorlar. Yani bu nasıl? Ama çok önemli. Şimdi bir tarafı daha böyle bazı konularda daha tutucuysa, diğeri değilse falan, aileler devreye girecek iş ciddiye binerse. Evet. Şimdi bu konular önemli konular değil mi? İlişkilerini tabii. Etkileyebilecek konular. Tabii. Da yani şu bu dil çıkarma pozunun artık modası geçti yani, yapmasanız mı diyorum. Veya yapıyorsanız yani, da yayınlamayın. Yani, kendi hani içinizde artık kalsın. Hani 90'lardan kaldı bu pozlar artık diye düşünüyorum ben. Ya ben böyle bir resmi yani belli bir noktaya gelmiş halka mal olmuş insanların bu tarz resimleri koyması veya halka çıkarmasını tavsiye etmiyorum açıkçası. Fazla alaycı değil mi? Evet. Yani takmıyorum sizi der gibi yani hani umurumda değilsiniz der. Kendi işinde yap ama bunu yayınlamak senin elinde. Niye yayınlıyorsun? Yayınlama yani. Evet. Afra Saraçoğlu'nun bikiniyle paylaşım yapmasını eleştiren insanlar da bir tanesi şöyle yazmış mesela. Fahriye Evcen'in hiç bikiniyle paylaşımlarını gördünüz mü diye yazmış. Yani biraz da doğru. O dengeyi de kollamak, korumak lazım. Biraz da onu. Yani tabii ki bikiniyle denize başka mayoyla girilir, bikiniyle girilir elbette. O başka bir şey. Ancak bunu fotoğraf olarak paylaştığın zaman bir imza, bir imaj çiziyorsan ona biraz böyle ters düşüyorsun. Kendi inisiyatifinde paylaşıyorsan, eğer habersiz çekildiyse. Evet. Yani habersiz çekildiyse onu biraz sonra konuşacağız. Bomba bir haber geliyor. Bomba bir haberimiz var o konuda. Şimdi malum yaz tabii, herkes de tatilde. Selçuk Yöntem de tatilde. Evet. Sörf yaparken de kaybolmuş. Kıyıdan fazla uzaklaşınca yardımına, imdadına yetişmişler. Selçuk Yöntem sörf mü yapıyor? Tabii. Bu yaşta. 70 yaşında bile. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Ay maşallah diyelim. Harika. Vallahi. Vallahi. Selçuk Yöntem kışları Berlin'de yaşıyor. Yazları da çok sevdiği Bodrum'a geliyor. Bak sörf yaparken. Sörf yapmak kolay bir şey değil. Değil tabii, değil zor. Çok zor. Canım. Dengede kalmak çok. Ben denedim. 2 kere düştüm. Beceremedim. Demek ki o yıllardır yapıyor bunu. Rüzgara karşı yani direniyorsun. Evet. Yani zor bir spor. Kol tabii. Ve bacak kası istiyor onda. Yani güçlü kol ve bacak istiyor. Evet ama yani rüzgarda süzülmek de ne kadar güzeldir değil mi? Tabii onu kuşlar gibi. He, tutturunca onu. Kelebekler gibi süzüle süzüle böyle uça uça. bu deniz kazalarını ya da bu tip durumlardan çok korkuyorum ben ya. Gökhan Özen de jet ski'de kaybolmuş diyor. Hala aklımdadır bak ya, mesela. Ya sence kaybolmuş deniz muydu? Deniz ortasında. Ben ona inanmıyorum. Yok ciddi ya. Misin? O tamamen bir PR çalışması. O jet ski'de kaldı ya. Şey ya bitti. Yok ya. Bir gece haber anlamadı. Ya yok gece ya. Yoktu. İnandın mı sen ona? Evet. Ya çok saf bizim kız Bilal Bey'in ya. Ay ben inandım ama o habere ya. Ya hadi duyuna inanma ya. İnanıyormuş kim ya? Adam kapkara oldu. Buraları falan soyulmuş güneşin alnında kalmaktan. Gökhan Özen. Makyaj denen bir şey var. Ya değilim yapma sen ya. Ay vallahi çok inanmıştım ben. O tabii magazin bombalarından biriydi değil mi eskiden? Efsanelerden bir tanesiydi. Efsane PR çalışmalarından biriydi. Evet. Ama yedirmişler işte görüyorsunuz. Evet. Evet. Peki şimdi bir diğer haberimize devam edelim. Bir geçmiş olsun diyelim. İbrahim Çelikkol motosiklet kazası evet. Yapmış. Çok geçmiş olsun diyelim. Omurgalarında ve kaburgasında kırıklar ve yaralar vardı. Şimdi orada görüntülere de bir bakalım arkadaşlarımızdan. Çok tehlikeli ya. Bir ara çok istedim ben motosiklet. Ailem izin vermedi. Sakın. Oo, bakar mısın? Bir de kadınsın sakın. Dediler şimdi sağdan soldan sıkıştıracaklar Allah korusun diye. Şimdi ben evlatlarıma tek bir şey için sütümü haram ederim dedim. Motosiklete binmeyeceksiniz. Çünkü gerçekten düşünsene güzel. Sağından solundan rüzgar geçen bir şey. Hiçbir korunak yok. Ve motosiklet gerçekten o kadar sürat yapıp ve o kadar aslında... Hani anlamadan o sürati geçebiliyor ki bir de hani adrenalin de çok yüksek istemedim evet. Evlatlarıma tek şartım buydu yani motosiklete binmeyin. Çünkü zamanında Uzay Hepar'ın ölümü evet. Motosiklet kazası evet. Yapmıştı. Evet. Ben de inanılmaz bir travma yaratmıştı. O kadar başarılı yetenekli bir müzisyen çok. Değil ki şimdi ya yaşıyor olsaydı bir dahiydi biliyorsunuz küçüğüm ki. Küçüğüm şarkısını Sezen Aksu onun için söylemişti. Evet. Küçüğüm. Yani o evet. Yüzden de 24-25 yaşındaydı ya. Evet. Değil mi? Çok. Ne kadar yani gençliğinin baharında ve
kariyerinin de baharındaydı ve şu an yaşıyor olsaydı inanılmaz besteler dinleyebilecektik. Sezen onu. Aksu'nun küçük sevgilisiydi o. Aşıktı değil mi Sezen Aksu? Tabii aşıktı ona. Şimdi bu kaza nasıl olmuş İbrahim Çelikoğlu biliyor musunuz arkadaşlar? İstanbul'da Balmumcu'da sağda bir benzinci var ya. Evet. Sağdan gidiyormuş motosikletiyle Beşiktaş istikametinde İbrahim Çelikoğlu. Orta şeritten gelen bir arabada aniden benzinciyi görmüş. Benzinciye girmeye karar vermiş. Sağ şeritteki İbrahim Çelikoğlu'na çarpmış. Ve İbrahim Çelikoğlu yani hiç kendisinin bir kabahati hatası yok. Birdenbire yere kapaklanmış motosikletiyle sürüklenmiş. Ama Bilal yani Beyciğim işte, motosiklet denen şey böyle hiçbir evet, korunaklı tarafı yok hiç, ki. Evet, sağından, hiç, solundan, önünden, arkandan rüzgar geçen bir alet. Evet aynen öyle. Bir de bilinçsizce öyle kullanan da çok var. Şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğim bu. Yemek kuryeleri vesaire var ya, ya hani zaten arabaların önüne atlıyorlar direkt yani kazaya sebebiyet de verebiliyorlar. Kaldırımdan üzerine tabii doğru bunu geliyorlar. Bunu da söyleyelim yani. Değil mi? Hani, evet dikkatli kullanmak gerekiyor. Bir de ters gerekiyor. Yönden de giriyorlar. Evet. Yani ters yönden de çok giren oluyor. Ya şu, bunu laf olsun diye söylemiyorum. Senin demin söylediklerine çok katılıyorum. Ben motosiklet kazalarında kaybettiğim, vefat eden arkadaş sayısını unuttum. Ya, ciddi evet, söylüyorum bakın. Gençliğimden bu yana kaybettiğim arkadaş sayısını unuttum. Kaybettiğimiz yani değerlerden bir tanesi de Kazım Koyuncu'ydu. Anmadan geçmeyelim diyorum ben. Evet. Çok değerli bir değerli isimdi. Bir Karadeniz isim. Müziğinin prensiydi o. Allah çok rahmet eylesin. Çok değerli eserlere imza atmış. Sevenlerine sabır diliyoruz. Çok başarılı diliyoruz. Bir müzisyendi. Tekrar Allah rahmet eylesin dileyelim. Çok sevilen şarkıları vardı. Tabii canım efsane. Efsane evet, bir isim. Çok. Verelim mi şarkılarından bir tane? Hadi alkışla analım. Ay evet, nasıl içli bir beste. Maalesef. Çok. Bu beste beni alıp başka bir yerlere götürüyor. Bilmiyorum neyi. Çok. Ay çok ölümlerden bahsettik. Ama çok böyle sonsuz isimler değil mi? Ölümsüz isimler. Aslında ölümsüz Kazım isimler. Kazım Koyuncu ve onun gibi değerli müzisyenler. Çünkü şarkılarıyla yaşıyorlar hala. Aynen. Öyle. O yüzden şarkılarıyla mutlu, onları almaya devam ediyoruz. Peki. Şimdi reklam aşkımı söylentileri ortalıkta dolaşırken. Aa! Bir poz geldi ki dudak dudağa Serenay ve Mert Demir'den. Daha dün konuştuk. İşte. Serenay ve Mert Demir dudak dudağa kameralara yakalandı. Aşıklar Harbiye'de sahne alacak. Babilonlar olarak değil haberimizi biz yapmışız. Artık Serenay hayırlısı. Serenay ve Mert Demir aşklarını gizli mi yaşamak istiyor? Biraz konuşalım Mert Demir sahnesini. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişki iddialarını sürekli reddetse de aşklarını böyle ilan etmişti. En çok Mert Demir'e yaramıştı tabii ki. Serenay'la sevgili olduktan sonra sahne ücretlerini ikiye katlayan Mert Demir kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Mert Demir'in sahne ücretlerini arttırması bu ilişkinin reklam olduğunu düşündürttü tabii herkese. Ajda Pekkan konserini farklı yerlerden izleyen çift için aşklarının reklam olduğu iddiası güçlenmişti ki. O da gelecekti, ben de birazdan tekrar konuşacağım şimdi başka şeylerin. Heyecanındayız. Geçtiğimiz günlerde ikili baş başa romantik yemekte böyle görüntülenmişti. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisine heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatması gözlerden kaçmamıştı tabii ki. İkilinin romantik yemekteki anları basına sızınca Sarıkaya bu durumdan hiç hoşlanmamış duyumlarını aldı. Ünlü çift bu yüzden artık bilinen mekanlara gitmeyecek. Ünlü çift ne kadar ünlü olsa da yakalanmaktan kaçamadılar. Mesela bu sefer dudak dudağa yakalandılar. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in dudak dudağa yakalanması gündem oldu. Çiftin
Harbiye heyecanı. Mert Demir ilk kez Harbiye'ye çıkacak. İddialara göre Mert Demir ilk Harbiye deneyiminde sevgilisi Serenay Sarıkaya ile Ateşe Düştüm şarkısını birlikte söyleyecek. Sarıkaya Ateşe Düştüm şarkısında vokallik yapınca aşkları belgelenmişti, biliyorsunuz ki. Ünlü çift aşklarını belgeleyen şarkıyı bakalım canlı nasıl söyleyecek. Gün bu ilişkiyi ispat etmeye yönelik bir haber düşüyor magazin sayfalarına. Bir gün önce baş başa restorandaydılar. Bir gün sonra da ne hikmetse o restorana girerken ki dudak dudağa pozu servis edildi aynı anda eş zamanlı olarak. Evet, ne diyorsunuz Bilal Beyciğim? Bu bir proje aslında. Yani bu, işte bu. Bu bir proje. Bu projenin ismini söyleyeceğim. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. O görüntüleri bir verir misiniz arkadaşlar? Dün yayınlanan görüntüleri. Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın sözüm ona iki sevgili gibi yürüyüp bir mekana girerken çekilen görüntülerini. Senin de demin üzerine bastığın gibi VTR arasında söylediğin gibi Serenay Sarıkaya'nın bir elemanı, işte bu şoförü olur, menajerinin yardımcısı olur. Onun tarafından çekilmiş bir görüntü. Zaten Serenay Sarıkaya'nın kolunda çanta yok. Hiçbir kadın çantasız sokağa çıkmaz. Yani Serenay Sarıkaya sigara içen bir kadın. Sigara paketini koyar, çakmağını koyar çantasına. O çantasını taşıyan kimse arkasında. Bu görüntüyü çeken de o. Evet. Ve medyaya da bu projenin arkasında dün biraz bahsetmeye çalıştım. Büyük bir ekonomik güç var. Medyası da olan, ekonomik alanda çok kuvvetli bir güç. Magazin medyası olarak arkadaşlar ve magazini seven toplum olarak ilmek ilmek işlenen, adım adım planlanıp ilerletilen bir çalışmanın, bir kurgunun içine çekiliyoruz. Yani PR çalışması. Evet, ama bunun sonucunda ne hedefleniyor? Bu proje Serenay Sarıkaya'yı çok heyecanlandırıyor. Her düşündüğünde çok motive ediyor Serenay Sarıkaya'yı. Bu proje arkadaşlar, ismini söylüyorum, Serenay Sarıkaya albüm ve sahne projesi. Zaten birlikte de şarkı yapacaklar. Evet. Daha önce de vokal yapmıştı şarkısına. Mert Demir'le aşk yok. İş var. Evet. Proje hedefine ulaşırken, hedefine doğru yürürken PR anlamında da işte böyle gördüğünüz gibi serpme işler yapılıyor. Yani bugün böyle, yarın başka türlü, öbür gün bir restoranda baş başa yemek yerken. Peki saatlerce konuşur mu? Birbiriyle ilişkisi olmayan, aşk yaşamayan, sevgili olmayan insanlar bir masada saatlerce nasıl oturuyorlar, konuşuyorlar? Konuşurlar. Saatlerce aynı... de değil Bilal abi. Hemen kısa bir dipnot geçmek istiyorum. Evet. Sadece bir saat kalmışlar o restoranda ve o görüntüleri çeken çok yakın bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Serenay'ın şoförü gidiyor. Onlar yemek yerken çapraz masada tek başına oturuyor. Adam da yemeğini yiyor tabii ki mesaisi tabii. arasında. O arada da Serenay'ın talimatıyla bu fotoğrafı çekiyor. Evet. Sonra da sanki dışarıdan bir kişiymişcesine onların öpüşürken fotoğrafları çekiliyor. Ama farklı günlerde Serenay'ın menajeri tarafından da servis ediliyor iddialara göre. Ay, ben kendimi çok kötü hissettim. Neden? Aptal yerine konuluyor. Yo, değilsin. Değilsin. Gerçekten, bu taktikler hep yapılıyordu. Değilsin. Bu ilişki haberin çıksın, gündemde kal. Bunlar 90'lardan beri yapılan şeyler. Ama bu, yani. Bu komple bir çalışma. Burada çalışılıyor ama burada Serenay'a değil. Ama Serenay'a hazırlık var. Hayır, tabii. Burada Serenay'a çalışılıyor. Hedef Serenay'ı bir yere getirmek. Mert'e de çok büyük faydası oldu tabii. Mert'in kaşe fiyatı müthiş arttı. Konserleri acayip dolu. Yurt dışında gidiyor, konser veriyor. 5000 kişilik, 10.000 kişilik salonlara dolu, tıklıp tıklıp. Şimdi bakın. Harbiye konseri, Mert Demir ilk defa Harbiye'de konser verecek. Biletler Nisan ayında tükendi. Nisan ayında sold out. Ve orada ilk 5000 kişi karşısında ilk provasını yapacak Serenay Sarıkaya. İlk kez bu kadar kalabalık karşısında titremeden söyleyebilecek mi provasını yapacak. Söyler. Ve o masalarda sadece o bu şeyde değil, restoranda değil, daha önce de başka masalarda da oturuyorlardı saatlerce. Ne konuşuyorlar? İş. Sevgili değillerse. İş.
Şarkıları konuşuyorlar, müziği konuşuyorlar, düzenlemeleri konuşuyorlar, şarkı sözlerini konuşuyorlar. Yani albümde 12 tane şarkı olacaksa konuş konuş biter mi? Tabii. 12 şarkılık albüm mü yapacaklar? Duyduğum öyle. Yani önce bir single ile piyasayı yoklayalım mı yoksa hepsini çıkaralım? Ben mesela sahne alsa giderim ama Mert'e gitmem. Hı. Bir tanecik şarkısı var. Ben 2 şarkılık insanların konserine gitmem. Kimse kusura bakmasın. Bana gerçekten hitleri olan insanları seviyorum ben. Gideyim hepsine eşlik edeyim, söyleyeyim. Bildiğim, sevdiğim ama sanatçıların. Serenay'ın Mert'in de 2 tanecik şarkısı var, cover yapıp duruyor. Gitmem ama Serenay'a giderim. Merakımdan giderim yani. Hmm. Nasıl olacak diye. Serenay'ın değişik bir ses rengi var. Ama Şerbet'le bütün programlara katılıyor. Her yerde söylüyor zaten. Heyecanlanacağını da hiç düşünmüyorum yok, ben. Yok yok. Hiç heyecanlanmaz yani mı diyorsun? Aslında Mert'e de ihtiyacı yoktu yani böyle bir PR için. Yo yo vardı. Serenay başlı başına güzel bir marka. Geçiş. Ama bir güzel müzik, bir geçiş. Bir müzik yönetmeni lazım. Tabii. Yani o her şeyi hazırlayacak. Tabii tabii. Yani her şeyi hazırlayacak. Bunu Mert Demir iyi yapar. Ve yapıyor da çok da memnun olduğunu duydum Serenay Sarıkaya'nın Mert'le birlikte çalışmaktan. Yani o öpüşmeleri falan, koklaşmaları falan, ikisinin de sorumluluğu yok ki başka birisine karşı. Onun için rahat insanlar. Ha dizi çekmişler, ha yani, film çekmişler. Evet, evet, rahat insanlar. Belki arada bir şeyler de oluyordur canım. Yani. Ne dedin? Olabilir ne dedin? Tabii iki bekarın. Yok ben çok iyi, çok yakın arkadaş olduklarını biliyorum. Çok, çok yakınlar. Çok, çok yakın. Çok, çok candan, yakın. Çok yakınlar. Çok yakın. Ama ilişki yok. Bunların hepsinin tamamen şişirme servis edilmiş görüntüler olduğunu biliyoruz. O yüzden de ısrarla bunu söylüyoruz. Böyle bir aşk yok diyoruz. Üçümüz de bu konuda hemfikiriz bakın. Yani bizim bu açıklamamızdan sonra artık herhalde yeni bir senaryo üretip de yine böyle bir şey çekmezsiniz. Yarın bir şey gelir mi acaba, ben bunu merak ediyorum. Çekmezsiniz artık. Başka artık yani. Yemek yerken geldi, dudak dudağa geldi. Bir sonraki Allah muhafaza. Bir sonraki saç başı olmaz. Bilmiyoruz artık, bakalım bu çiftten daha ne kadar haber alacağız ama yine konuşulmaya devam ediyor. Yani şimdi gerçekten böyle bir PR ihtimali olmadığını düşünsek deriz ki yakışmışlar. Yan yana yakışıyorlar mı? Yakışıyorlar. Güzel, temiz bir çocuk görünüm olarak. Serenay da öyle. Kapıl olarak güzel bir çiftler görüntü olarak. Ama ve lakin işin perde arkası böyle, böyle değil. Değil. Ya inandırıcı olmak için de öyle şeyler yapıyorlar ki. Sahiden hani bir sevgili eşine, sevgilisine nasıl davranırsa. Onun mesela oyuncu. Onun programına gidiyor, kulisinde onu bekliyor, ziyaret ediyor falan, ne bileyim ben. Yani böyle şeyler de yapıyorlar. Serenay Sarıkaya. Bir gecesini yani Mert ama Demir'e... Ama Serenay yakın arkadaşların da gidiyor ziyaretine böyle arkadaşlarının yanına. Yani bu proje o kadar güçlü. Değil. O kadar güçlü, o kadar ya. Yani neler? Azimliler. Bunu bu şekilde bir de arka kapıdan falan kaçıyorlar. Yani o mekanda o gece evet evet arka şey. Kapıdan evet. Tabii canım. Action sevgili. Katıyorlar. Evet evet evet. Arka kapıdan arabayı sıfır yanaştırıp filan. Gerçekten. Şimdi bu Mert'i de etkileyebilir. Şimdi bir erkek pop starsın. Senin hayranların kadınlar. Olsun, daha kamçıladı kadınları Serenay'la ya, oluyor olsun, konuşması. İstemiyorlar ya mesela hayranları. İstemiyorlar ama genç şimdi bak Serenay farklı bir ekol, farklı bir isim. Yani Serenay'ın Mert'e sahnelerinde çok katkısı oldu. Yani ben de bunu çok iyi biliyorum. İşte o malum bir yer var ya hani C'yle başlayan. Orada çıktığı zaman bütün kadınlar ya bu Serenay'ın birlikte olduğu erkek nasıl diye gitti. Evet. Nasıldır yani, diye gitti yani. Tabii yani Mert'e de bu anlatıldı zaten. Bana gelen bilgi. Al yani gülüm Mert'e, ver gülüm. Tabii Mert'e de anlatıldı. Sen de çok, sana da çok faydası olacak, katkısı evet. olacak diye. O da zaten Mert de dünden razı. Çocuk yani bir yetenek Mert. Mert Demir bir yetenek ve o yeteneğin çok daha fazla insana ulaşmasını istiyor. Hakikaten yani yaptığı müzik de iyi, kaliteli müzik. Ve o da hedefine. Değişik bir yorum. Tabii o da hedefine daha çabuk ilerliyor evet. bu sayede. Ne kadar yol kat etti Serenay'la birlikte anıldıktan beri. Yani şu son 5-6 ayda. Yaradı, ama yaradı. Ben şimdi bir şey hatırladım. Mesela zamanında da böyle şeyler vardı ya. Mesela ben hatırlıyorum bizim dönemimizde İbrahim Tatlıses'le Hülya Avşar'ın çok dedikodusu yapılıyordu bu konuda. Ama gerçekti. Ama vardı gerçekti. Zaten öyle bir şey yok muydu? Gerçekti. Onu mesela sahneye de taşıdılar o şovları. Şov olarak da yaptılar. Gerçekten. Senin hiç oldu mu öyle mesela? Sana öyle bir teklif geldi mi hani? Şu kişiyle PR ilişkisi. Başka zamanda ya. Olsa da söyle. Ama yok. Zamanında olmuştur yani. Vallahi yok. Yani yok. Ne oyuncuyla ne bileyim sanatçıyla. Hayır hayır hayır. Öyle bir şey yok, ihtiyaç duymadım. Olsa kabul ben. Eder miydin böyle bir şeyi? Ya bilmiyorum o günkü koşullar ne. Ama benim öyle bir şeye ihtiyacım yoktu yani. Ben yani gerçekten bu piyasanın içerisinde çok fazla
sürünmeden öyle bir duayenle Allah benim yolumu kesiştirdi ki hiç böyle tür şeylere gerek duymadık yani. Ne şanslı evet. Bir masayız ya. Magazin duayeni. Estağfurullah. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri. Ben de artık 5. senemi doldurdum magazinde. Yani evet. Magazinin nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Evet. İbreti aleme diyelim. Seyircilerimiz de aynı tecrübeler. Şeyi düşünüyor değil mi? Tabii. Ahlak, etik kuralları gereği. Şeyleri, adaletleri irdeleyerek. Adaletli. Tüm detaylarıyla en doğru bilgiyle ulaştırarak değil mi? Ama herkes aynı ahlak kurallarıyla yapmıyor. Ne yazık ki. Şimdi sıradaki haberimize geçeceğiz. Çünkü Türk televizyonları böyle rezalet görmedi. Böyle ibretlik görüntüler görmedi. Ay, evet. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Bakın program muhabiri Beren Saat'e neler söyledi. Olay. Türk televizyonları böyle rezalet görmedi. Bir magazin programında bir muhabir Beren Saat'i nasıl sözle taciz etti? Türkiye ayağa kalktı. O magazin programını yayınlayan kanal hangi yöneticilerle ilgili soruşturma başlattı? Gelelim skandalın detaylarına. Yer Bodrum. Bir magazin programı Beren Saat'i eşi Kenan Doğulu ile teknelerinde görüntülüyor. Bir arıyor. Mesafe çok uzak. Programın muhabiri gördüklerini maç anlatır gibi anlatıyor. Esneme yapıyor şu an. Dibit arıyor şu an. Deniz keyfinden sonra Beren Saat tekneye çıkıyor. Dikkat! Şimdi kulaklarınızı kabartın. Haberde müziğin altından derinden bir ses duyuluyor. Evet, bir daha dinleyelim. Muhabir Beren Saat'e "Ben bu Beren'i ye!" diyerek resmen sözlü tacizde bulunuyor. Ve bu ses olduğu gibi ekrana yansıtılıyor. Ama biz Beyaz Magazin olarak yayıncılık etiği gereği bu sözlerin tamamını yayınlayamıyoruz. Montajda dikkatlerden kaçan bu seviyesiz sözler anlaşılan programın yöneticileri tarafından hiçbir şekilde kontrol edilmeden yayınlanıyor. Sözde magazincilikten sonra sosyal medya resmen yıkıldı. Sosyal medyada halk ayağa kalktı. İşte o yorumlar. İşte bunlar sözde muhabir. Hadsiz. Programa tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya bu sözde haberciliği yerden yere vurdu. Bu habercilik değil, röntgencilik. Sapık gibi anlatıyor zaten. Ahlaksızlık. Büyük rezalete sanat dünyası da tepkisiz kalmadı. Ünlü sanatçılar sözde magazin programını yerden yere vurdu. Ünlüler de sessiz kalmadı. Farah Zeynep Abdullah, bu magazin muhabirliği değil, röntgencilik. Demet Akalın, söyle de bilelim kim? Tepkiler üzerine kanaldan açıklama gecikmedi. Bu magazin programını yayınlayan kanal, "Ben bu Beren'i ye" sözlerinin başka bir muhabire ait olduğunu, kendi muhabirlerine ait olmadığını ama dikkatten kaçtığını ve kurum içerisinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Kanal açıklamasında o seviyesiz sözlerin dikkatten kaçtığını söyledikten sonra sosyal medya kullanıcıları aynı magazin programının geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Rabia Soytürk'le ilgili yaptığı haberi gündeme getirince yer yerinden oynadı. Don ıslak ya, araya giriyor. Haberde Rabia Soytürk tekneden çıkıp bikinisini düzelttiği sırada Şafak Sezer'in bir filminden alıntı yapılarak Rabia Soytürk'e bir cümle sarf ediliyor. Don ıslak ya araya giriyor. Bu bel altı espri dikkatten kaçmamış. Bilinçli bir şekilde isteyerek oraya konulmuş. O bel altı espri programın yöneticilerinin isteğiyle özellikle Rabia Soytürk'ün bikinisini düzelttiği kısma konulmuş.
Don Islak'ı araya giriyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu magazin programına Beren haberi dikkatten kaçtı, peki Rabia haberi de mi gözden kaçtı diyerek tepki gösterdi. Şimdi bu habercilik mi, düpedüz taciz mi? Bunu konuşalım değil mi? Evet. Bu rezalet bir görüntü. Bir kadına evli olması da gerekmez. Herhangi bir kadına yapılan bu davranış habercilik değil, düpedüz tacizdir. Bu şekilde bir laf atma yöntemiyle. Bir de bunu, hadi o muhabir yeni yetme galiba bu işi bilmiyor. Çünkü bu işi bilen kişi bunu bu şekilde aktarmaz. Hadi diyelim ki bu lafları sarf etti. Hiç kimse denetlemiyor mu yayına girmeden önce? Gençlerin izlediği saatte, çocukların izlediği saatte yayınlanan bir programda bu sapkın cümlelerle yayına veriliyor bu ve herkes görüyor. Ki zaten soruşturmada başlatılmış, aldığımız duyumlara göre bu konuyla alakalı da söyleyeceklerimiz değişmeyecektir diye düşünüyorum. Değil mi Bilal abi? Niye bu konunun üzerinde bu kadar duruyoruz? Niye hassasız bu konuda? Çünkü yaptığımız iş arkadaşlar, magazin gazeteciliği son derece hassas bir konu. Yani insanların özel hayatının kıyılarında geziyoruz zaten. Magazin gazetecileri olarak yıllardır. Neden bu işi yapıyoruz? Çünkü ünlülerin hayatı toplumun büyük kesimi tarafından, geneli tarafından merak edilir. İnsanlar akşamları televizyonda izledikleri ünlüyü yakından tanımak isterler. İnsanlar şarkılarını dinlediği, coştuğu, eğlendiği, zaman zaman hüzünlenip, gözyaşı döktüğü, kendisinden bir şey hatırlayıp ünlüyü merak ederler. Özel hayatını, kimle evli, nerede yaşıyor, nerede tatil yapıyor, merak ederler. Bizler de magazin gazeteciliği olarak o özel hayata kıyısından köşesinden yaklaşıp ama asla müdahale etmeden, asla özel hayata dalmadan işimizi yapmaya gayret ederiz yıllardır. Sen yıllardır yanında bir sürü insanda çalıştın değil mi Bilal abi? Kaçıncı senendesin? 47. Maşallah. Şimdi sen bunca yıl çalıştın. Bir sürü de insan çalıştı yanında. Bu habercilik mi sence? Şimdi her ünlü yazın çekilebilir, doğru mu? Tabii ki de. Bikiniyle de görüntülenebilir, tekne görüntüsü de olabilir ama bu üslupla yayınlamak ya da bu üslupla habercilik etik midir? Değil elbette. Şimdi işte onu anlatıyordum. Magazin haberciliği, yani ünlülerin özel hayatına müdahale etmeden ama o özel hayatı da insanların merak ettikleri soruları cevaplayacak şekilde yansıtmaktır magazin haberciliği, magazin gazeteciliği. Bunu yaparken de neye dayanırız? Mesleğimizin kuralları. En önemli kural etik, ahlaki sorumluluk. Bu sorumluluğu zaten biz insan olarak da taşımalıyız. Gazeteci olarak da daha çok sahiplenmeliyiz. Şimdi sen burada zaten yasalar aslında şurada, tekne onun özel mülkü olduğu için özel mülkünde herhangi bir insanı ünlü ünsüz çekmeyi yasalar yasaklıyor. Sezen Aksu bundan 15 sene evvel, yanlış olmasın, 13 sene evvel bir dava açtı. Kendisini kiraladığı teknede güneşlenirken çeken gazetecilere ve o davayı kazandı. Yani o örnektir Yargıtay içtihatı olarak aynı zamanda. Şimdi Kenan Doğulu, Beren Saat beni teknede böyle çektiler dese zaten dava açsa orada kazanma ihtimalleri varken bir de sen kadını bu şekilde taciz ediyorsun. Onun mahremiyetiyle ilgili, vücuduyla ilgili cümleler sarf ediyorsun, söylüyorsun. Bir gazeteci, buna hakkın yok ki senin ya. Ben Beren'in yerinde olsam ya da Kenan'ın, ki Kenan zaten bunu gördükten sonra, Kenan öyle çok naif bir insan da değil, karısına karşı da son derece duyarlı ve korumacı, bu işin peşini bırakmayacaktır. Giderim davamı açarım. Şimdi arkadaşlar, ben bu sanat camiasından gelen birisi olarak şunu söylemek istiyorum ki videolarımı çeken, bu üslupta konuşan birisi benim midemi bulandırır. Bu bir. İkincisi, üstelik bunu mesleğini yaparken, elinde mikrofonu varken ya da kamerasıyla kayıt alırken bu mesleğini daha da iğrenç bir boyuta taşıyan bir muhabir arkadaşımızla karşı karşıyayız. Ben şoktayım. Hiç beklemezdim. Tanırdım da kendisini. Bu nasıl bir çirkinliktir ya? Yani bu neye benzer biliyor musunuz? Siz şimdi bir işletme sahibisiniz. Oraya gelen müşterilerinizin
karısına, kızına bakarak bu tür şevhet duygularınızı, nasıl söyleyeyim, konuşma tarzı sapıkça sapkın olan ifadelerle. Sapkın ifadelerle işinizi yapıyor musunuz gibi bir şey. Yani ben bunu izlediğimde şok geçirdim. Gerçekten böyle bir sapıkça, böyle bir sapkınlık olamaz. Senin ve başına ben, gelseydi ne yapardın Pınar? Kendimi o çok teknedeki sen olsaydın çok... ve senin ilgili böyle bir muhabir zaten, çıkıyor, böyle bir şey söylüyor. Zaten empati duygumuzu kaybettik arkadaşlar. Bu arkadaşımız, bunu çeken arkadaşımız kendi kızı, kendi eşi, karısı, kendi annesini göz önüne koyup empati yapsa şunu şu gözle bakmaz. Evet. Şu gözle söylemez. Ekmek yiyorsun sen bu ekmek işten. Ekmek yiyorsun. Sen evet. Bu işten para kazanıyorsun. Çekerken görüntüyü alttan kendi hislerini, kendi o çirkin düşüncelerini nasıl söylersin? Söyleyebilirsin. Nasıl? Bir kere profesyonel insan bunu bir yapmaz. Bu büyük bir hata zaten. Sesinin oraya kaydedileceğini. Bir de arkadaşlar şimdi sadece muhabir için konuşuyoruz ama bunun müdürü yok mu yahu? Ya biraz evvel Rabia... Montajcısı yok mu? Evet, denetleyeni yok diğer mu oyuncu, ya? Diğer oyuncuya yaptıkları rezaleti izledik. Yani çektikleri kimdi o oyuncu? Onun görüntüsü... Rabia Soytürk. Onun görüntüsü... Hadi evet. Şimdi bir yazı yayınlamışlar zaten kurum. Ben bir şey... Diyorlar ki kendi içimizde bir soruşturma başlattık. Bizden bir arkadaş değil diyorlar. Peki tamam ya, kim hadi o zaman? Değildi. Kim? Bir diğer görüntüde bir başka oyuncuya yapıyorsunuz Rabia Soytürk'e. Üstüne montaj bir de seslendirme yapıyorsunuz peki, üstelik. Peki bunu hiç aklı bir başında izleyelim. Bir insan bir yok mu? Hatırlayalım izleyelim. Don Islaki araya giriyor. Don Islaki araya giriyor. Bir de. Bir de üstüne. Çok seslendirme ilginç. Yapalım. Bu ne ayıp ya, ne ayıp. Nasıl ne, bir yayıncılık? Bence, nasıl bir şey bu yani? Bence. İşte gelinen son nokta bu. Böyle olduğu için insanların magazini artık itibarı kalmadı. Aramızdaki çürük yumurtaları temizlememiz gerekiyor. Böyle olmaz. Tabii ki iyi yapanlar da var. Yok şimdi arkadaşlar bir dakika yanlış bir şey söylemeyelim. Şunu altını çizmek istiyorum özellikle. Ben ekranda olmadığım zaman da magazin gazeteciliğini kendi sosyal medyamda, Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da sürekli yapan bir gazeteci olarak yıllardır. Magazin çok iyi takip ettiğim için bütün meslektaşlarımı yakından biliyorum. Bu program başlamadan evvel böyle bir şey yoktu. Herkes kurallara uyuyordu. Herkes etik değerlere uyuyordu. Gazetecilik ilkelerine uyuyordu. Yani bu programı yapan kimse, ben tanımıyorum, bilmiyorum. Merak edip de bakmadım. Kimse yani bu değerleri göz ardı ediyor. Hmm. Bu tür gazetecilik 1999-2000 senesi Reha Muhtar gazeteciliği, Uçan Kuş programı gazeteciliği. Hmm. Yok öyle bir yani o Rabia Soytürk arasına bilmem ne karışmış şey olmuş evet, diyor ya. Çok çirkin onu bitti artık. Rütük burada gerekeni yapmalıdır. O tür televizyonculuk bitti. Tarihi oldu. Herhalde bu programı yapanlar o zamandan kalmış yıllardır da gazetecilik, magazincilik yapmadıkları için akılları orada kalmış herhalde. Bir sürü magazin programı var değil mi televizyonda ki Bilal Özbilge bu işin dahi çocuğu değil mi hepimize evet. göre. 10. yılını devirdi artık. Biz 2-3 senedir sadece bir aradayız, birlikte çalışıyoruz ama evveliyatı var. Hiç böyle bir habercilik, yok, magazincilik daha ne önümüze geldi ne de 10 yıldır sizler tarafından izlendi. Ya herkesin tabii. kırmızı çizgileri var. Hepimizin kızları, evlatları, eşleri aynen var. Aynen yani öyle. Bu çok belden alta vurmaktır yani. Çok. Yazık günah. Şimdi bakın ben kendimi o kadar kötü hissediyorum ki acaba diyorum benim videolarım çekilirken de aynı şeylere maruz kaldım mı ben? Çünkü bu bir taciz. Evet. Yani ya yediremiyorum kendime ve gerçekten de insanın hani çünkü biz basınla daha evet. doğrusu magazinle iç içe olan insanlarız. Sırt sırta, dirsek dirseğe, kardeşim diye sarıldığımız evet. insanlarız. Buradan seyircilerimize ve ünlülere bir mesaj vermek istiyorum. Yani lütfen magazini bu görüntülere bakıp da magazin gazeteciliği, televizyonculuğu bu diye nitelendirmeyin. Lütfen özellikle rica ediyorum. Bizim programımız özelinde Bilal Özbilge'nin zaten 10 yıldır yaptığı işler ekranda. Ve aldığı ödüllerle, başarılarla da her şey ortada.
magazin gazeteciliği şu gördüğünüz şekilde yapılmıyor. Yok karıştırmayın canım. Lütfen. Bu arkadaşlar bu bizden saptırı... değil. Bu bizden değil yani. Bunu yapanlar bizden değil. Onlar kendi yollarında devam etsinler edebiliyorlarsa ama bu ya, değil. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Bilal Beyciğim fark ettiniz mi? O söyleyiş tarzındaki tınısı. Evet. O tını. Korkunç bence. O şevhetli böyle konuşma tarzı. Ya yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Peki bu kişilerin aile üyeleri hanımefendiler vardır. Onlara başka adamlar tutup da bu cümleleri i̇şte. Sarf etse acaba sakin kalabilirler mi? Değil mi? Yani. Ne oluyor? Değil. Kendine çok yapıldığında. Ayıp. Şimdi kendine yapıldığında ne tepki veriyorsan karşını yapmayacaksın o zaman. O da bir genç bir kadın. Üstelik evli bir kadın. Ne olursa olsun. Bence bu arkadaşlarımızın bu meslekten uzaklaştırılma kararı alınması gerekiyor. Gerçekten. Olmaz yani. Çünkü bir insanın zaten namahremine giriyorsun. Evet. Girdiğin gibi bari saygılı ol. Bir de işini yapıyorsun. Ekmeğini o yani sen evine götürdüğün ekmeği bu işten kazanıp götürüyorsun. Öyle evet. Tabii. Değil mi? Öyle tabii. Doğru. Hiç ahlaki bir etik değil. Ama tabii ki herkes de böyle değil. Yani bir çürük yumurta, iki çürük yumurta çıkmış buradan. Tabii ki böyle yapılmıyor bu işler. Ama gerçekten midem bulandı. Bak Didem. Yani bu kabul edilebilir. Değil. Kabul görülür bir şey değil yani. Burada Kenan Doğulu da tepkisinde o kadar haklı ki. Tabii ben canım. Olsam bunu mahkemeye taşırım yani. Tabii aynen öyle. Mahkemeye taşırım. Bu işin peşini bırakmayacağına eminim. Olmaz. Zaten. Aldığım duyumlara göre de öyle zaten. Yani kim bırakır? Yani sen benim ben erkek olacağım. Sen benim hanımımla ilgili böyle ifadeler kullanacaksın. Hem namahremine gireceksin. Bunu yayınlayacaksın. Bir de seslendirme yapacaksın. Bir şey alt yazını vereceksin. Yok ya. Bir şey söyleyeceğim. Yok ya. Yani bu seslendirme acaba diyorum... yanındaki arkadaşı mı da midesi bulandı da bunu ifşa ettiler bu şekilde? Hani onunla çalışan ekip arkadaşından birisi mi acaba rahatsız oldu bile al dedi seni de yayınlayayım dedi çıksın ne mal olduğunu demiş de olabilirler yani. Ama yok, her normal, türlü bunun çıkışı bu da normal yayına şey değil, verilmesi bak. Etik değil normal yani. Normal değil tabii, işte tabii. Yani bunu ya aklı başında bir insan bunu böyle yayınlamaz. Bunlar işlerini hakkıyla yapmadıkları oradan belli. İşini hakkıyla yapan bir editör müdürü bu videoyu seyrettiği zaman ya Beren Saat videosu gelmiş Bodrum'da muhabirimiz çekmiş. Ben bunu müdür olsam ki yaptık bu işi yıllarca oturur kendim izlerim VTR'yi. Ya biz bir haber yapıyoruz editör ayrı denetliyor. Tabii. Bilal Özbilge 50 kere çekim yapıyor kontrol ediyor. Yayına vermeden önce kaç tane denetimden ya geçiyor onu, bizim onu, haberlerimiz. Tabii ham bandı. Siz nasıl böyle yayına verebiliyorsunuz? Ham bandı ya? Oturup seyredersin zaten eğer o bir departmanın sorumlusuysan sen. Editörün seyreder sen seyredersin. Ve o ham bandı izlediğin zaman o sesi duyarsın zaten evet. Orada. Gerekli şeyi düzeltmeyi, temizliği yapar. Temizliği muhabiri yaparsın. Kovacaksan kovarsın, uyaracaksan uyarırsın. Neyse önlemini alırsın. Yani bunlar işi de bilmiyorlar. Üzerine bir de seslendirme yapmışlar. Şimdi bu konuyla ilgili bir gelişme var ama birazdan söyleyelim reklamlardan sonra. Şimdi izleyicilerimiz için tekrar hatırlatalım. Az önce vermiştik Beren Saat'in tekne görüntülerini bir kanal paylaşmıştı ama muhabir... Ay kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Sinan Engin stüdyomuzu bastı. Sağ olun. Çok iyiyiz. Hoş geldin. Süper. Evet. Sen de çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederiz. Bu ne yakışıklı ünlü ya. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin stüdyomuzu bastı. Hoş geldin. Ben ne diyorum? Uğurumuz. Gidiyordur değil mi? Gidiyor. Evet. Gidiyor. Ahmet Çakar gibi biliyor musun? Aa, canım. Yaşları var ya. Biraz değil Ahmet Çakar. Tabii canım. Ay, aynen. Canım. Bir anda değil mi? Canım. Niye uğradığımızı şaşırtıyor bizi. Çok güzelsiniz. Başarılar. Eksik olma. Beni bekliyor. Randevum var onda içeride. Öyle mi? Evet. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Görüşmeler sürüyor. Sensiz olmaz. Ferit. Arttır oğlum paraları. Hadi görüşürüz. Sağ ol, başarılar. Sağ ol. Ne güzel sevimiz oldu vallahi billahi. İlk yaptığımız yılda da yine Sinan Engin gelmişti. Çok uğurlu gelmişti. Uğurlu gelmişti bak bu tesadüf olamaz. Hadi bakalım. Yine o zaman güzel bir sezon bizi bekliyor. Derken az önce de tabii haberde vermiştik. Tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Beren Saat haberini bir başka kanal yayınlamıştı ama şu şekilde Beren Saat hakkında sözlü tacizli kelimelerle altyazılarla vermişlerdi yayına. Biz de bunu eleştirmiştik. Demiştik ki magazin bu şekilde yapılmaz. Biz de yapıyoruz bunu senelerdir. Yani magazin böyle çirkin bir şey değil.
Bir kere evet. bunun altını çizelim. Bu istisnai bir durumdur. Evet. Evet. Diğer yani bu böyle diye diğer meslek taşlarımız veya diğer magazin Tabii muhabirlerimiz ki. Böyle Tabii diye asla. Bir şey yoktur. Asla Tabii değildir. Ki. Bunun altını çizelim. Bu gerçekten görmek istemediğimiz evet. bir manzara ve şeydi. Ama dediğim gibi Allah ıslah etsin böylelerini. Bunun, çoluk çocuğumuzu da uzak etsin. Ha, şimdi bunun tamam habercilik boyutunda değerlendiriyoruz biz de bu işi yaptığımız için ama bunu sosyal hayatta da aynı durum geçerli. Tabii Doğru canım. Tektir. Tabii. Bir erkeğin herhangi bir kadına bu şekilde bu çirkin ifadelerle konuşmasına vereceğimiz yanıt değişmeyecektir. Muhakkak, Doğru mu? Muhakkak şimdi, tabii canım. Zaten bunu sosyal medyada sürekli olarak kadına değer verilmesi gerektiğini vurguluyoruz zaten. Yani maalesef bazı kendini bilmezler hala kadınları sözle taciz etmeye devam maalesef. Ediyorlar. Zaten fiziki saldırılardan kadınlarımız yeterince bıkmış durumda. Bıkmışız biz bundan ya toplu taşımada, de, yolda, evet, hayatımızda evet, bıkmışız zaten. Evet, evet zaten bilinçsiz insanlar kadınlara yıllardır bu çirkinliği yapıyorlar ama adına gazeteci denilen, televizyon programı denilen yapımlar, kişiler... Böyle yaparlarsa şimdi reklam arasında onlarca mesaj geldi. Evet. Yani Bilal Bey gerçekten mi olmuş bu? Gerçek evet. böyle hakikaten işte gördük hakikaten bir muhabir bu sözleri sarf etmiş mi diye. Evet. Birisi bir arkadaş da diyor ki ya işte montaj yapılmış olamaz mı? Hayır arkadaşlar. Hayır. Dün YouTube'da da bu kanalın YouTube şeyinde de kanalında da bu görüntüler bu video yayınlandı. Ancak ne zaman sosyal medyada eleştiri başladı? Ondan sonra farkına varıldı, yaptıkları hatanın farkına vardılar, ayıbı temizlemek için YouTube'dan o video kaldırıldı. O video YouTube'dan da kaldırıldı, Instagram hesaplarından oradan buradan da kaldırıldı. Ancak bu ayıp örtülmedi tabii Şimdi ki. Şimdi bu iğrenç bir olay. Evet. Ama bu olayı daha üst level iğrençliğe taşıyan şey de mesleğini yaparken. Tabii. Yani sen ekmek evet. paranı ailene bu meslekle. Mikrofonu tutarak, kamerayı tutarak bu şekilde, bu düşünceyle yapması iğrençliği daha üst level'a taşıyor. Yani benim hazmedemediğim bu. Aynen açıkçası. Öyle. Aynen öyle. Sen şimdi Kenan Doğulu'nun da düştüğü durumu düşünebiliyor musun? Beren Saat zaten kadıncağıza büyük bir hakaret yapılmış burada. Travma ya bu. Yani Kenan Doğulu'nun tabii yani bir düştüğü durumu düşünebiliyor musun? Yani adam ne yapsa haklı yani ya şimdi. Şimdi evet. şöyle bir şey. Hukuki olan hakkını araması lazım zaten. Tabii. Çok masumane kız kendi yatıyla koya gidiyor. İnsanların evet. da olmadığı yerde. Belki de hani gerçekten ben de öyleyimdir. Çok kalabalık yerlerde hı hı. Yüzmeyi, mayolu bikiniyle dolaşmayı sevmem. O yüzden en tenha olan yeri evet. seçerim. Daha Orası rahat benim alanımdır. Için. Daha rahat güneşlenmek Tabii. için veya ne bileyim daha rahat olabilmek için. Sen... Bir de bu kadar yakınına giriyorsun bunun ve bu iğrençliklerle muhatap ediyorsun bu insanları ve sen bir de mesleğini yapıyorsun. Mesleğini yaparak bunu yapıyorsun. Sen zaten bu mesleği yapmasan bu insanların yakınına bile yaklaşamazsın ki. Değil mi? Yani yaklaşamazsın yani. Ya bilmiyorum. İnsan ondan da rahatsız oluyor. Bu niyette insanlarla hani aynı havayı soluyunca bu evet. sefer de diyorsun hani. Çok hani herkese yapılabiliyor o zaman bu düşünceler. Herkese sarf edilebiliyor ben o zaman diyorsun. Buradan çok, yürürken çok, de çok üzücü bir şey yani. Yani buradan yürürken de şeyi düşündüm ben biz bu arkadaşla yeri geldi aynı ortamda da olduk. Acaba ben buradan yürürken benim için ne düşündüğü düşünüyorum şu an. Ne kadar kötü bir şey bu. Yani olacak şey değil. Olacak şey değil ve olmadı, yakışmadı. Yakışmadı. Hiç yakışmadı. Yakışmadı. Bu görüntüler hiç yakışmadı zaten mesleki olarak. Görüntülerden öte söylemler. Evet. Tamam, sen evet. işini yapıyorsun. Sen muhabirsin. Tabii ki çok güzel bir haber ama evet. alt beyindeki verilme şekli. Şekli. Haberin sunulma ve verilme yani, şekli. Yani tamam. Bak, altını çiziyorum. Evet. Sapıkça. Artı şevhetli. Yani şevhetli konuşmalar var orada Bilal Beyciğim. İnsanı rahatsız eden, irite eden, kadına saygısızlık. Evet. Ve bir kadın bedeni üzerinden gene bu yapılıyor. Evet. En büyük şiddetin bir kadının da en büyük şiddet de budur. Kadın bedeni üzerinden yapılan şiddettir bu.
Bilal bizim... abi eşinin ne olsa sen Kenan Doğulu'nun yerinde olsan ne yapardın? Hakkımı... Bir tane muhabir gelecek böyle sözler sarf edecek sonra bir de onu yayınlayacaklar. Bir kere kanunen gerekeni dava, yapsınlar. Tabii dava açardım. Dava açardım yani hakkımı arardım yani hukuki yönden hakkımı arardım. Dava açardım ve şu ana kadar da bir özür dileme yok. Özür dilenmedi. İnkar var, şu ana inkar kadar var. Bir özür dilenmedi. Ben değilim o ben dilenmedi. Değilim o diyorlar. Kim yani diyorlar? Yani bizim için de üzüntü verici olan bu kişilerin de magazin gazetecisi sayılmaları, bizim mesleği yapıyor olarak değerlendirmeleri. Hayır, bunlar bizden değiller. Değiller. Sayın ünlüler, sayın izleyiciler, bunlar bizden değiller. Bu çirkinliği yapanlar magazinci değil, magazin gazetecisi değil. Bunu, peki bir şey evet. söyleyeceğim. Bilal Beyciğim siz bilirsiniz diye söylüyorum. Peki bu magazin programın yapımcısı veya program müdürü de mi bunu atlamış? Yani, yoksa böyle bir mantıkta mı yapıyorlar bu magazini? Onu algılayamıyorum. Bir denetleme yani, olması lazım. Son kendi, yayın çıkışında. Kendi ham bantlarından itibaren seyredilmesi lazım. Yani ben burada tabii. tekrar bu işin yani nasıl yapılması gerektiğini... Seyredilmiş olamaz ama. Haber bir sorumluluk. Ben çalıştığım evet. kurumda, ben 4-5 senedir Bilal Özbilge ile birlikte çalışıyorum. Ben çalıştığım kurumda işlerin nasıl yapıldığını çok iyi gözlemliyorum, evet, görüyorum. Yani nasıl titizlikle evet. yapılıyor. Olması gereken şekilde bütün bantlar, muhabirlerin çektiği her bant izlenmeli bir kere. Sorumlu kişiler tarafından, editörler tarafından izlenseydi böyle bir hata ekrana gelir miydi? Kadına böyle sözlü, bir taciz, miydi? Özendirici olarak gösterilemez. Bunun hiçbir açıklaması da yoktur. Haber yapmanın, haberciliğinde bazı etik kuralları vardır. Böyle yapılması gereklidir dedikten sonra şimdi... Bir darp olayı vardı dün konuşmuştuk değil mi? O kadar entelektüel evet. bir adam nasıl evet. yapar demiştik. O da Ayhan ilginç bir Sicimoğlu. Haber. Evet. Sen neymişsin be abi demiştik ona Mazhar evet. Alan son gibi. Şimdi konuyla alakalı o tokat attığı gençten bir açıklama gelmiş. Aa, bir bakalım ne demiş. Hadi bakalım. Bana ulaştı. Sametçim dedi. Olayı... Ayhan Sicimoğlu'nun darp ettiği genç sosyal medyadan açıklama yaptı. Ayhan Sicimoğlu'nun darp ettiği Samet sosyal medyadan açıklama yaptı. Videolar karşılığında sana... Sicimoğlu'nun yanında çalışırken neler yaşadı? Darp misafirler... Az önce bana darp edeceğinizi söylediniz. Her gün ona kadar yok. Bırak telefonu. Az önce bana tokat attı. Bu, bakın bu da elinin izi. Bakın. Ve kendisi burada. Kendisi böyle bir adam. Sicimoğlu'nun yanındaki genç çalışan parasını talep edince sarf ettiği sözler ve davranışı herkesi şoke etmişti. Türkiye'nin kendisini gezi programlarıyla tanıdığı Ayhan Sicimoğlu'nun bu tarafını ilk kez gördük. Geçtiğimiz günlerde Ayhan Sicimoğlu yanındaki çalışanı darp etmesiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Çalışanın hakkını vermiyor. Çalışanın hakkını vermiyor. Salavracı. Ettiğiniz hakaretler, ettiğiniz küfürler. Çalışanın hakkı alınır. Çalışmanın verilmez. Çalışma. Ettiğiniz hakaretler, küfürler. Şahitlerim var. Darp misafirler. Az önce beni darp edeceğinizi söylediniz. Her gün ona kadar yok. Bırak telefonu. Hatırlarsınız ki Ayhan Sicimoğlu eşini ölüm döşeğinde terk etmişti. Ayhan Sicimoğlu eşi Zeynep Akar'ın beyninde tümör çıkınca eşine bundan sonra sana ailem baksın diyerek terk etmişti. Darp edilen genç açıklama yapmıştı. Bana ulaştı. Samet'cim dedi. Olayı... Darp ettiği görüntülerden sonra Samet İşitmezoğlu sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu. Bana ulaştı. Samet'cim dedi. Olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videoları yayınlamanı istemiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir teklif, para teklifi sundu. Videoları sileceğime dair, videoları hiçbir yerde yayınlamayacağıma dair... Ve videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Avukatıyla birlikte. Ve sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Dedim ben bunu kabul etmiyorum. Videonuzu işte ne bileyim şey yapacağıma, yayınlayacağıma, yayınlamayacağıma buna siz karar veremezsiniz dedim. Siz beni şu an dedim yoldan çevirmeye çalışıyorsunuz. Şikayetimi çekmemeye çalışıyorsunuz dedim. Bana bir sözleşme yaptırmak istediler ve ben de bu sözleşmeyi kabul etmedim. Videoları yayınlayacağıma, videoları haber kanalına vereceğime kendilerine söyledim.
Ayhan Sicimoğlu'nun darp ettiği genç Samet İşitmezoğlu neler açıklayacak? Ayhan Sicimoğlu'nun yanında sigortalı mı çalışıyordu? Daha önce benzer davranışlarda bulundu mu? Birazdan Beyaz Magazin'de. Şimdi bu konu infial yaratmıştı çünkü hiç beklenmeyen bir isim, bir kere çok sevilen, sayılan, saygı duyulan, mesleğinde de başarılı bir isim olduğu için. Hani hiçbir gence, ki gençlere yönelik de yayınlar yapan tabii bir insan. Tabii ki entelektüel bir insan olarak biliyoruz hani biz kendisini. Hiçbir gence bu şekilde bir şiddet uygulayabileceği hiçbirimizin aklına gelmezdi. Ancak bu görüntüleri gördükten sonra fikrimiz değişti. Çünkü konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Ama işte dediğim gibi konuşmayla hareketlerin de örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmediği zaman da insanda kocaman bir soru işareti oluyor. Evet, bazı ünlülerin bir gerçek yüzleri var, bir de halka gösterdikleri yüzleri var. Şimdi anlıyoruz ki bunca yıl sonra Ayhan Sicimoğlu'nun da gerçek yüzü farklıymış. Yani sen yanında çalışanın hakkını vermezsen, o hakkın, o çalışanın kazancının üzerine yatmaya kalkarsan senin şöhretin neye yarar? Yani sen çok büyük bir ayıp içindesin. Yaptığın büyük bir haksızlık. Evet. Ayhan Sicimoğlu'nun bir açıklaması vardı. Onu biliyor musunuz? Bir açıklama yapmıştı. Evet. Ben o açıklamadan da pek bir şey anlamadım. Tamam, belki doğruluk payı olabilir. Kumpas ama kurulduğunu söylüyor kendisine. Yani bunun bir tuzak olduğunu söylüyor. Ama bana birazcık. Bir de olayı yaşayandan dinleyelim mi? Ne dersiniz? Samet attığımızda çünkü. Öyle mi? Süper. Darp edilen genç Ayhan Sicimoğlu tarafından görüntülerde de gördüğümüz. Sorularımız olacak. Samet, günaydın. Samet, alo. Bizi duyabiliyor musun? Alo, duyuyorum, evet. Günaydın. Merhaba. Günaydın, iyi günler. Merhaba, iyi şimdi günler. Sen 18 yaşında gencecik bir delikanlısın, doğru mu? Çalışıyorsun, evet. Marina'da çalışıyorsun. 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Şimdi neden darp edildin? Bir kısa özet geçer misin, neler yaşandı? Kısa bir özet geçeyim size. Birlikte çalışmaya karar verdiğimizde kendimizde Rodos'un adalarını falan gezeceğiz. Sen de sadece teknik işlerini yapacaksın dedi bana. Ben de tamam Ayhan Bey dedim. Yani öyle işi kabul ettim dedim işte. Sonra Rodos adalarına falan gittiğimizde bana kameramanlık yaptırmaya başladı. Rodos sıcağın altında ben kameramanlığını yapıyordum. Gemicilik işlerimi aksatıyordum. Bu durumdan dolayı kendisi şikayetçiydi. Ben dedim, ben kameramanlık, yani kameramanlığınızı yapmak istemiyorum dedim. Sonra Rodos'tan döndükten sonra Marmaris Limanı'na yanaştığımızda işte ben de çalışamayacağını, benim gemici olmadığımı, sen dedi gemici değilsin dedi falan filan bir sürü şey söyledi bana. Yani peki dedim, durum ne, yani ne yapmak istiyorsunuz dedim. Seni işten çıkartacağım dedi. Ben kabul ettim. İşten çıktım. Eşyalarımı falan verdi bana. Çık tekneden dedi. Yani direkt apar topar tekneden beni kovdu. Ben tekneden çıktıktan sonra ertesi sabah bana mesaj gönderdi. İşte tekneye gel, tekneyi son kez temizleyeceksin, etrafı düzenleyeceksin, senin paranı öyle göndereceğim dedi bana. Ne kadar sürede çalıştınız? Ne kadar ben çalıştınız? Kendisinin yanında 15 gün çalıştım. 15 gün. Peki kaç lira maaşa anlaştınız ve sonrasında ne oldu? Kendisi 1000 dolara anlaşmıştım ben. 1000 dolar. Hı. Evet, sigorta falan da yapmamıştı zaten. Ben sen beri söylemiştim, sigortamı işte ne zaman yapacaksın? Ya işte yok, deneme süreci falan pistan dedi. Ben deneme sürecini kabul etmedim. Çünkü adalara gideceğiz, her an başıma bir şey gelebilir. Çünkü çalıştığım çoğu tekne dedi. Sigortam ilk günden yapılmıştı. Evet. Sigortamı da yapmamıştı. İşte ben o ertesi gün beni çağırdığında teknesine gittim. Ben temizlik falan yapmayacağımı söyledim. Dün beni apar topar çıkardınız. Ben yapmayacağım dedim. Sonra teknesine bağırarak, bana bağırarak, çağırarak hakaretlerde bulundu. Teknemden aşağı herif. Bir sürü kelimeler, bir sürü hakaretler. Gerekirse seni yaşlı halimle kendi sopamla döverim. Şöyle yaparım, benim adamlarım var, şunlarım var. Öyle mi? Beni kolumdan çekiştirdi. Yan taraftaki teknelerin gemicilikle örnek göstermeye çalışıyor. Yani gemicileri örnek gösteriyor bana. Bak diyor, gemiciler diyor nasıl çalışıyor diyor, sen nasıl bir adamsın diyor. Peki sen darp edildiğini iddia ediyorsun ki görüntülerde de tokat atıldığını görüyoruz bizler de. Evet. Herhangi bir hukuki yola başvuracak mısın? Dava açtın mı? Darp raporu aldın mı mesela? Darp raporu aldım. Kendisiyle kendisine dava açtım. Şu an Ankara'dan bir tane avukatım ilgileniyor şu anda. Evet. Kendisine açtım davayı. Ama yani şimdi bu video kayıtlarında
kendisi beni tehdit ettiğinde, yani beni tehdit ettiği için, korktuğum için video kaydını aldım. Çünkü kendisi ünlü bir isim. Bugün benim hakkımda bir şey söylese ona inanırlar. Bana inanmazlar. Çünkü orada MOBESE kaydı da yok. MOBESE kamerası da yok. Ya ben kendime inandım. Sen bu yüzden kaydı alıyorsun. Peki diyorsun ki açıklamanda, bu videoları kaldırmam için bana para teklif etti diyorsun. Bu doğru mu? Bu doğru. Biz şikayetçi olduktan sonra kendisi benimle iletişime geçti. İşte videoları kaldır. Sana belirli bir miktar para verelim. Avukatın hesabına parayı göndermiş. Avukatı benimle iletişime geçti. Sonra sözleşmeye şeyi yazdılar. İşte eğer ben bu videoları yayınlarsam 300 bin lira kendisi benden talep edecekti. Ben de bu sözleşmeyi imzalamadım, onaylamadım. Çünkü aynı zamanda sözleşmeye kendi el yazılımında bir madde ekletmek istediklerini söylediler. Allah Allah. Ne maddesi? İşte ben bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra herhangi bir para talebi daha etmeyeceğime, yani bu parayı verdikten sonra ben kendilerinden bir daha para talep etmeyecekmişim gibisinden bir sözleşme imzalatacaklarını, yani bir madde imzalatacaklarını söylediler. Ayhan Sicimoğlu'nun bir iddiası var, Ayhan Sicimoğlu'nun dün yaptığı açıklamada. Senin için o da bana kafa attı diyor, o da bana vurdu diyor. Kesinlikle, vurdun mu? Kesinlikle yalan. Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Kendisi benim dedemden 15 yaş büyük bir adam. Dedemden 15 yaş büyük bir adam. Ben onun kamera kaydını aldığımda bana tokat attı, ben orada düştüm. Sonrasında kamera kapanınca beni ekstra, ben geri giderken bir de kovaladı. 2-3 defa daha vurdu ayrıyetten bana. Sen Ayhan Sicimoğlu'na hiç vurdun mu? Kesinlikle vurmadım. Elini dahi kaldırmadım. Doğru söyle. Yemin ederim ki kaldırmadım. Allah benim belamı versin ki. Çok büyük yemin. Ailemin üzerine de yemin içerim ki ben bu adama elimi kaldırmadım. Ayhan Sicimoğlu yalan mı söylüyor yani? Herkesin evet, tanıdığı, 30 yıldır ekranlarda olan, 40 yıldır müzik yapan Ayhan Sicimoğlu yalan mı söylüyor o zaman? Evet. Evet, kendisi çok büyük bir yalan söylüyor. Bestelerimi sıra atıyor. Peki Sametçim, senin bu görüntüleri videoya almak nereden aklına geldi? Çünkü kendisi bana sürekli kayıt yaptırdığı için tekne içerisinde olduğunda, yani şey yaptığında, yani aynı zamanda hep sürekli kameramanlığını yapıyordum. Madem dedim ben bu adamın kameramanlığını yapıyorsam ben bu görüntüleri de çekerim peki, dedim. Peki sen Ayhan Sicimoğlu'nun senin yanındayken başkalarına da bu tür egolu hareketler veya hakaret veya şiddet uyguladığını gördün mü? Egolu hareketler oldu. Rodos'la bir adaya yanaşıyorduk. Evet. Deniz sığdı. Ben de kendisine şey dedim, Ayhan Bey dedim, bakın burası sığ, buraya yanaşmayalım. Sen dedi kimsin dedi, bana öğreteceksin dedi, sen dedi 19 yaşındasın şöylesin, bana mı öğreteceksin dedi. Ayhan Bey dedim, bakın burası sığ, teknenin altını vurursunuz, yapmayın etmeyin demeye kalmadı zaten, teknenin altını vurdu. Hayda. Teknenin altını vurduktan sonra sen bana kötü enerji verdin, negatif enerji veriyorsun, bilmem ne veriyorsun diye beni şey yaptı, böyle hakaretlerde bulundu. Kaptan yok mu gemide? Yok, kaptanlığını kendisi yapıyor. Ha, kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor. O da hem kameramanlığını hem yardımcılığını yapmış teknede. Peki teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun Samet. Geçmiş olsun. Sağ çok olun, geçmiş olsun. Ederim. Ya geçmiş bu daha olsun. Bu yaşadığımız yani ufak bir olaydı. Ya daha birçok olay yaşadık. Tekneyi çarptı, yan teknelere vurdu. Vah 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 vah. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bundan sonra şu anda mahkeme sürecinde kendi davamla uğraşmak istiyorum. Anladım. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yayınımıza bağlanıp kendi ifade ettiğin için ya. Görüyor musunuz? Çok enteresan ya. Yapmadım diye. Benden yaşça büyük, ben ona şiddet uygulamam diyor. Evet. 19 yaşında bir delikanlı diyor. Bakıldığında. Şimdi bir kere yani... sen gemi içi bak. Teknene miço olarak veya temizlik işçisi olarak aldığın birine kameramanlık niye yaptırıyorsun? Ekstradan iş yüklemiş. Yüklediği iş de Ayhan Sicimoğlu'nun şeyi oldu şimdi. Çocuk madem öyle işte ben de seni çekerim. Al çekerim dedi. İşte böyle oldu. Ayhan Sicimoğlu'nun açığını ortaya çıkardı. Bir de anlayamadığım konu. Evet. Parayı ver, konuyu kapat ne yani? Hani parayı vereyim konu kapat artık. Kamuoyuna yansıdı artık, yansıyacağı kadar daha ne yani. Bu saatten sonra kapansan olur, kapanmasan olur. Bakalım neler olacak, hukuki boyutta da gelişmeleri yine izleyicilerimizle paylaşırız. Şimdi Sinan Akçıl'ın şöhreti sınırları aşmış. Bir bakalım mı bakalım. Hangi dünya yıldızı Sinan Akçıl'ı paylaşmış? Gerçekten. Hangi ünlü modelin babası Sinan Akçıl'a destek oldu?
dünya ünlü yıldız Sinan Akçıl'ı sosyal medyasından paylaştı. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Gazze'ye hain saldırıları devam ediyor. Dünya isyanda. Dünyayı üzen görüntülere birçok sanatçı sessiz kalmıyor. Son 50 yılın en büyük saldırısına sahne olan İsrail ise tüm Gazze'yi ölüme boğdu. Katil İsrail'in karşısındaysa sadece protestolarla olabiliyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den sanatçılar halkın sesi oluyor. Aras Bulut İynemli, Mert Yazıcıoğlu, Arda Turan, Haluk Levent ve birçok isim Filistin'e destek verdiler. Ve paylaşımlarıyla bir gün bile Filistin halkını unutmayan Sinan Akçıl, Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Katil Netanyahu duysun, özgür Filistin" demişti. O anları dünya ünlü model Cici ve Bella Hadid'in babası Muhammed Hadid sosyal medyasından paylaştı. Kıyafetimi de ona göre ayarlarım. Sinan Akçıl kendisinin paylaşılmasına "çok hoşuma gitti çünkü en çok onun sesi çıkıyor Filistin için" diyerek Muhammed Hadid'e teşekkürlerini sundu. Kıyafetimi de ona göre ayarlarım. Filistin'e en çok destek veren ünlü isimlerden bir tanesiydi Sinan Akçıl. Şimdi Cici Hadid de alıntılamış o paylaşımı. Evet. Çok şimdi bir şey bu Cici Hadid güzel. Kardeşlerin babası Muhammed Hadid. Cici zaten, Bella. Cici ve Bella'nın babası Muhammed Hadid Müslüman. Filistinli evet. Onlar zaten. Ve çok zengin bir iş adamı. Milyarder. Milyarder. Multimilyoner tabii. Evet milyarder. Ve Los Angeles'ta, Beverly Hills'te o müthiş otelleri inşa eden adam. Evet. Konakları, o evleri, saray gibi evleri inşa edip Satan adam çok zengin. Ama kızlarından dolayı da popülerliği ikiye katlanmış bir isim. Evet. Ama sonuçta ne olursa olsun ben tabii ki bu Filistin'le ilgili olan konularda Filistin'e vermiş oldukları desteklerden ötürü yani çok takdir ettiğim kişiler bunlar. Yani Sinan o arada nasıl girdi konuya onu anlamadım ben tam ama... Sinan konserlerinde aynı şey. Filistin bayrağı açıyor. Tabii 19 Mayıs'ta Fransa'da bir konser verdi. Orada da yaptı mesela. Orada da Filistin'le ilgili İsrail'e çok hem de Fransızca konuştu. İsrail'i kınadı orada. 19 Mayıs'ta Fransa'da ve geçtiğimiz günlerde de yine bir konserinde bu sefer Filistin bayrağı açtı Sinan sahnede. Konserde Filistin bayrağı açtı. Ve güzel bir konuşma yaptı yine İsrail'i kınayan Filistin'e destek çağrısı yapan ve orada 80 bin kişi Urfa konseriydi. 80 bin kişiyi hep birlikte özgür Filistin diye bağırttı sahneden. Sinan'ın tabii, da yaptığı takdir tabii, edecek bir şey. Tabii Muhammed Hadid bunu görüyor. Bunu görüyor ve ondan sonra alıyor o paylaşımı kendisi yapıyor ve altına da çok güzel sözler yazıyor. Vallahi helal çok olsun. Çok güzel evet. Cici Hadid şu anda telefon attım. Demek isterdim ki. İnşallah bir gün o da olur şöyle diye. Şöyle inanırım biliyorsun hemen yani. Sen her şeye inanıyorsun zaten. İnanıyorum Bilal Bey. Alo diyelim mi? Alo diyelim. Diyelim. Gerçekten mi? Yok canım. Sinan'dır bakalım bu. Bakalım kim telefon attığımızda. Alo. Cici Sinan. Cici Sinan diye. Sinancığım, merhaba Sinan. Tebrik Günaydın. Ederiz. Tebrik ederiz Sinancığım. Bilal abi çok teşekkür ederim. Gerçekten Muhammed Hadid'in değil, Bilal Özbilge'nin gücüdür beni bu saatte telefona bağlayabilmek. Onu söyleyeyim öncelikle. Evet. Çünkü ayak yani gerçekten çok normalde çok bu saatte uyanmadığımı biliyorsunuz Bilal abicim. Evet. Ama bugün konser var. Trabzon'a gidiyorum birazdan. O yüzden bu konuyu da görmüşken tabii ki ben de hem Tuna Raman'a saygılarımı sunuyorum. Diğer stüdyodaki herkese de öyle. Ve günaydın diyorum tüm izleyicilerinize. Size sana evet. Da günaydın. Günaydın. Vallahi Sinan takdir edilecek bir olay. Seni tebrik ediyoruz. Estağfurullah. Bu olaya hassasiyetin. Yok. Değil mi? Şöyle evet. Yani burada ben tabii ki o konserde Şanlıurfa konserinde ekstra bir kahramanlık beklentisi yapmadım bunu. Şimdi bizim camianın birazcık sanatçıları birazcık
deve kuşuna benzetiyorum. Bazıları birçok kafasına kuma gömüyor bu konuda. Birazcık daha çekingendirler yani. Bu konulara parmak basmayı sevmiyorlar. Ve ben de aslında normal olanı yapıyorum. Onlar bence normal olanı yapıyor. O yüzden ben hani yani o kadar büyük bir zulüm var ki hala bazen sonra tabii belki yaz havasındayız biraz daha mutlu yaralarda ama hani dilsiz şeytan olmaktansa dilli birer melek olmalı diye düşünüyorum. Toplumsal konularda böyle korkusuzca sesini çıkarmayı seven isimlerdensin. Kesinlikle yani olması gereken o bence. O yüzden tabii dün Cici'nin babası Cici ile Bella'yı çok değerli iki tane kız. Neden değerli? Hani normalde beni yan yana gördüğünüzde o isimlerle magazinel bir konu çıkar ortaya. Yani daha belki ne bileyim daha flörtöz konular düşünülebilir ama öyle kızlar değiller. İkisi de çok cesur ve çok tırnak içinde delikanlı kadınlar. Çünkü bu konuyu en çok duyuran kişiler tabii ki Kristin kökenli olmaları da burada çok büyük etken. Babaları da çok yüksek takipçili bir hesaba sahip kızlarından dolayı Muhammed Halit beyefendi. Evet. Ve onun paylaştığını ben tabii fanlardan yani kendi fanlarımdan yaklaşık 14 saat sonra öğrendim. Çünkü bakamıyordum o gün sosyal medyaya. Görür görmez kendisine bir teşekkür yazısı yazdım. Çünkü bunu dünyaya duyurabilecek en yetkili, en önemli isim şu anda sosyal medyada Muhammed Halit. Çünkü en çok en popüler Filistinliler bu aile. Evet. O yüzden... aile çok fazla tehdit de almış ki çok popüler iki top modelden bahsediyoruz. Birçok anlaşmalı olduğu firmalar da karşı tarafın markalarıydı. Dolayısıyla parayı da elinin tersiyle ittiler kökenleri için. Çok doğru. Evet, sen, çok doğru. Sen Sinan hiç tehdit alıyor musun bu konuya, bu konuyla her ilgili olarak? Her gün var abi. Efendim? Her gün. Aa. Her gün var. Yani her gün İbranice yazılar geliyor. Görüyorum birçok Türkiye'ye çevirmeye çalışan kişilerden yazılar hani işte seni de yok edeceğiz tarzı vesaire bir şey ama tabii bunlar bizim için çok önemsiz şeyler yani hani korkmuyor musun? Her uyar, her paylaşma sonra görüyorum. Korkmuyor musun yahu? Bilmiyorum yok bunlardan. Bunlardan korkacak olsak yani 20 yıldır çok şeyden korkuyor olmam lazım. Peki bir önlem alıyor musun Sinan? Yok. Öyle bir ekstra bir önlemim yok. Yani benim daha çok bugüne kadar hani bu tehditler savcılığa başvurmalarım benim hayatımda 5-6 tanedir. Onlar da aşırı fanatik tırnak içinde fanlarla ilgili konulardır. Ama evet. Bu şekilde bir hani İsrail'le ilgili bir konuda isterse bütün İsrail gelsin. Zaten bu konuda gözümü kırpmam yani. Çünkü bu zulme karşı test kalacağıma bu şekilde. Ha, bu arada şunu da söyleyenler oluyor tabii. Hani paylaşımlar olmuyor bu iş. İşte Gazze'ye git. Biz Gazze'ye gitmeye de çalıştık daha önce. Hı. Bu mümkün olan bir şey değil. Yani ancak gemiyle yardım için gidebiliriz. Yani o yüzden bence herkes oturduğu yer. Mesela çok üzüldüğüm bir konu daha var. Tribünlere oynamak diye konuşuldu biliyorsun. Benim de çok yakından tanıdığım bir... Onu soracaktım sana. Evet. Evet. Mesela çok... Onu da söylüyorum sana de. Benim çok yakından tanıdığım bazı isimler ve açıklamaları olarak tırnak içinde söyledim burada. Şimdi ben de orada diyorum ki tribünler oynamak böyleyse ben bu tribünleri oynarım. Çünkü yine en azından sesini duyuruyorsun. Tribünler oynuyorsun ama orada seni bir 100.000'e yakın kişi seni bir dinliyor en azından. Veya bunu ben Paris konserinde de Fransızca yaptım. Hatta anneme dedim ki sen beni o mezun olmam ilk kez işe yaradı anne. Dedim çünkü Fransızca'yı kullandım orada Paris'te ve Fransız polislerinin de ağzı açık kaldı ben o konuşma yaptığımda. Yani ben bunları Türkiye'de haber olsun diye yapmıyorum. Türkiye'de haber olsun diye yaptım çok şey oldu hayatım ama bu konuyu o şekilde kullanmam. Hiç kimsenin de bu şekilde kullanacağını düşünmüyorum. Yani bu şekilde tribünle oynamaya devam edelim diye düşünüyorum. Vallahi Sinancığım böyle tribünle oynamaya ben de razıyım. En azından böyle bir şey sesimizi duyuruyoruz. Evet. Eğer tribünle oynamaksa bile ben buna razıyım. Çünkü en azından her yerde bu bir şekilde duyuluyor, görülüyor ve en azından buradaki vahşeti bir şekilde
dile getirmek lazım. Yani dile getiriyoruz, evet. Evet, unuttuğumuz andan sonra çok büyük problem. Peki, niye diğer ünlü bu şekilde başaracağız? Bu milyonlar kazanan, çok dinlenen, çok popüler isimler senin kadar sesini yükseltemedi sence? Yani bir korkaklık söz konusu yani. Hani etliye sütüye dokunmayan konusu söz konusu. Sinancığım çok... onlar çekirdek çitleyip izliyorlar. Evet. Yani açıkçası ben de çok Türkiye'de hani çok ünlü isimlerden bazı mesajlar aldım. Hani girmeye niye bu kadar giriyorsun Cansurt vesaire diye. Öyle mi? Onların her zaman bende kalacak tabii ki. Birkaç tanesinin ismini bilmek isteriz aslında. Bilal abi yok öyle bir şey hiç hoş olmaz tabii ki ama... Yani şunu demek istiyorum. Ben genel bakış açısını anlatmak için bunu söylüyorum. Gerek yok. Yani girelim ya. Buraya girmekten hiçbir şey olmaz. Çünkü gördüğümüz görüntüler gerçekten korkunç ve burnumuzun dibinde yani. Burada hani binlerce kilometre sadece öteden bahsediyorsun. Belki de yani. O yüzden yarın öbür gün bizim başımıza gelirse diğer Müslüman hakları. Yani Müslüman da ilgisi yok bunun. İnsan hakkı, insanlık da iyi. Hepsi ayaklanmalı yani. O yüzden... Bunu sana söyleyenler Sinancığım pardon bunu sana söyleyenler yani seni düşünerek mi söylüyorlar öyle bir izlenimi bıraktı sende yoksa hayır. Karşı tarafı savunmak adına mı? Abi, onların ben aslında derdi sana söyleyeyim atmosferin kötüleşeceğini bunlar gündemde kaldıkça konserlerin veya sanatsal etkinliklerin veya şarkı çıkartmaların bu tarz şeyler azalacağını düşündükleri şey yapıyorlar. Yani atmosferden doğacak olan farkındalıkla beraber mesela atıyorum müziğin mesela hani ikinci plan atılacağını o dönemde ve işlerin azalacağını sonuçta maddiyata dayanıyor kısırası yani. Evet bu bir insanlık suçu. Sessiz kalmak da mümkün değil. Sen, yani sessiz sen, kalmak insanlıktan çıkmak. Sen peki maddi olarak kaybın var mı bu Filistin davasını bu derece savunduğun ya, için? Şimdi, buna kayıp denilemez ama tabii yani kayıp şöyle 12-14 tane konserimiz ilk anlayın ismini tabii ki iptal ettik. Ben zaten yapamazdım. Ya bu o kadar komik bir şey. Bunu konuşmak bile öyle ama. Şu anda bile diken diken oluyor. Yani. Bu çok önemsiz. Ama kayıp tabii ki olacak böyle durumlarda tekrar. Tabii ki telaffuzda olacak herkes yani. Bundan normal ama Allah bir şekilde insanın rızkını verir. Yani önce önemli olan diyorum bu kadar. Zaten çok kazandık yani. Hani bir iki yılda kazanmayalım. Çok doğru söylüyorsun ama sen Türkiye'nin en önemli şarkıcılarından, bestecilerinden, müzik insanı birisisin. Ve mesela büyük dev firmalar, özellikle Amerikan firmaları, Türkiye'de bir reklam verecekleri zaman Sinan Akçıl'ı düşünürler ama şimdi üzerin çizildi bu anlamda. Bu seni endişelendirmez mi maddi olarak? Abi tersten bak yani belki de biz onların üstünü çiziyoruz. Daha yararlı bir şey. Güzel cevap. Yani. Güzel cevap. Güzel. Sinan. Teşekkür ederim. Evet rica ederim. Doğru tektir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sevgili Sinan yayınımıza katıldığın için. Teşekkürler Sinancığım. İnşallah. Omurgalı sizde... duruşundan dolayı da seni takdir ediyoruz gerçekten. Sağ olun varım. Bir magazin programından çok daha öte bir program olduğunuzu bildiğim için bu konuları maaşlı taşımanız çok değerli. O yüzden tekrar bile göz bütüyle teşekkür ederim. Hayatıcım ondan dayak yemeden kapatıyorum. Canım. İyi bak kendine. İyi yolculuklar, iyi konserler Trabzon'da. Evet, çok güzel. Ya çok ne kadar onurlu, güzel bir duruş. Bir şey söyleyeyim mi? Taze tutmak gerekiyor. Yani sonuçta kim ne derse desin. Evet. Yani Filistin'in kendi, daha doğrusu halkı bile bazı konularda sessiz kalırken bu tür hareketlerin yapılıp işte tribüne oynandığı öyle oldu böyle oldu denmesine rağmen bile taze tutulması çok önemli bir şey. Değil mi? Unutulmaması ve taze tutulması çok önemli. Evet. İşte konuya farklı yaklaşımlar getiren bir sürü ünlü isim var. Mesela Defne Samyel'in açıklaması da çok konuşulmuştu bu konuyla alakalı evet. Değil mi? Ne etliye ne sütliye. Meğersem gibi. Defne Samyel'i Amerika'nın en büyük firmalarından birinden iş almış. Sahnede o tabii onların Türkiye'deki etkinliğinin sunuculuğunu yapmış. Onun için kendisine uzatılan mikrofona bu konuları konuşmayalım. Niye soruyorsunuz bu konuları türünden cevap verdi. Bu Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili. Ve o kadar çok dert var ki, o kadar çok sorun var ki işte dünyada falan diye böyle geçiştirdi. Ama bak Sinan ne güzel cevap verdi. Ben onların üzerini çizdim diyor. Belki de biz çizdik. Evet ben onların üzerini çizdim diyor. Bu duruşumla diyor.
yani o büyük Amerikan firmalarının, Defne Samyeli'nin medet umduğu para kazanmak için Türk bayrağını, evet, Gazze'de yapılanları hiçe saydığı bir yerde. İlginç işte. Peki, İlginç. Böyle şeyler. Biraz, evet, müzik diyelim. Yaz geldi. Yaz şarkıları da bir gelmeye başladı. Evet. Hepimizin farklı favorileri var. Peki bakalım mı? Hangi sanatçının şarkısı en çok tıklandı? Bu arada 28'inde de benimki çıkıyor. Oo, hadi, evet, bakalım. 28. Şimdi önceden derlerdi ki bir single yapalım, hani albüm yapmayalım artık derlerdi. Yeniden albüm yapma gündeme, evet, geldi. Artık emek veriyor bütün sanatçılar. Diyor, evet, ki 12 şarkıysa 12 şarkı. Kıyıyorum paraya diyor. Tarkan gibi mesela stüdyo bayağı varını yoğunu sermiş hesapta. Evet. Kuantum 51 için ama, evet, beğenen de var, beğenmeyen de var. Eski şarkılarını özleyen de var. Demet Akalın da yine şarkı çıkarttı. Hı hı. Demet Akalın'ınkiler de kıyaslandı. Ama bir şey fark ediyorum. Bu starlar kimseyle kıyaslanmıyor. Kendi geçmişleriyle kıyaslanıyorlar. Farkında mısınız? Evet, evet. Kendiyle yarışları çünkü. Bravo. Kendiyle yarışları. Ben Tarkan'ın albümünü beğendim. Bilhassa 2-3 şarkısı var ki bana çok hitap etti. Yani onun o duygulu, yani nasıl diyeyim, Tarkan yani. Tarkan bu. Evet. Yani ben Tarkan'dan böyle şarkılar dinlemeyi seviyorum. Onun yanı sıra tabii ki Ebru. Ebru çok güzel bir şey yakaladı. Ebru Yaşar. Arabesk rap yapıyor rap son zamanlarda. Arabesk, evet, evet. Yani bu konuda gerçekten büyük bir başarı 16 yakaladı. 16 milyon değil mi? 16 milyon. Tabii. İzlenmiş. Devamlılığını da güzel yapıyor. Evet. Çok güzel rakam. Çok güzel rakam. Çok güzel, bravo. Genç nesilleri de yanına alarak, genç beyinleri de yanına alarak, evet, çok başarılı bir şekilde müzik kariyerini devam ettiriyor. Onun yanı sıra Demet. Şimdi Demet deyince eskiden şey gelirdi. Demet yaz. Akalın. Demet yaz Akalın. Geldi. Yaz geldi denirdi. Demet şarkısı çıktığı anda yaz gelmiş yaz demektir denildi. Ama ben bu iki şarkısında açıkçası bir öz eleştiri yapacağım kendisine. Yaz geldi diyemedim. Niye? Dön gece olmadan karıştıracağım yani, uykularını. Güzel şarkılar. Neyini vermedin? Şarkılar güzel ama nasıl diyeyim ya? Yani bana çok geçmedi. Ne istiyorsun? Dans mı istiyorsun? Dans mı olsun alttan? Disko mu olsun, gümbür 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 bursun ya mu? Ya tabii ki çok güzel şarkılar gene. Ama ben hani Demet Akalın deyince yaz geldi olurdu ve bütün bir yaz o şarkı, yani bütün bir yaz ben bu şarkıların çalacağını düşünmüyorum. O eski atarlı giderli şarkılar ya, değil, evet, mi? Onu atarlı, özledik biz onda, evet, ya. Evet, evet, evet. Yani, ya ama işte her zaman da yakalamıyoruz. Şarkılar. Yani her zaman da yakalamak mümkün değil ki. Yani ya, yılların... Hande slow çıkarmış mesela. Kim? Şimdi yazın slow şarkı çıkarmak kim? Çok riskli. Kim? Hande Yener. Hande Yener. Evet. Böyle 90'lar, 2000'ler. Ben senin delinim. Tadında çok güzel sound'u olan müthiş ben, bir şarkı. Ben ilk dinlediğimde ağladım şarkıyı. Ben senin delinim. Benim götürdü o eskilere. Çok büyük bir risk almış. Evet, çok risk. Çok büyük bir risk almış. Yani çünkü yaz aylarında slow bir şarkıyla çıkmak çok büyük bir risktir. Arkadaşlar, Işın Karaca'dan İhtilal'i dinleyin. Yeni şarkı. 4 versiyon çıkarmış. 4 versiyon. Bodrum'dan gelirken arabada çok vakit oldu. 6 saat bir sürü şarkı dinledim. Dümtek, Denisa diye Romanyalı bir şarkıcıyla Eypo birlikte yapmışlar. Dümtek. Yeni müthiş, çıktı? Müthiş, müthiş, Işın'ın. Müthiş. Ve Zinet Salih'den daha nasıl sevebilirim? 2 ayda 6 milyon görüntüleme. Deminki arkadaşların hazırladığı listeye ilavelerim bunlar benim. Bir benim de bir ilavem bir var. Bir de Ben Sana Gelemem, Mela Bedel'den. Aman Allah'ım, ne çok kadar romantik. Benim de bir ilavem var. Evet. Simge'nin çok güzel bir yaz şarkısı bayıldım. Çıkarmış. Evet, bak, önümüz yaz. Yaz şarkısı, önümüz bayıldım. Yaz, ben de bayıldım. Sound'u, sözleri ve o Simge'nin çıtı pıtılığı. Bir de onu da söylemek istedim. O zaman reklama gidelim. Çünkü reklamdan sonra Pınar Erice'nin de size bir sürprizi var. Neymiş? Birazdan önce reklamlar. Allah, her yerden mesajlar geliyor. Almanya'dan, evet, Belçika'dan, Amerika'dan. Bütün izleyicilerimize buradan öpücüklerimiz olsun. O kadar güzel şeyler yazmışsınız ki. Miami'den de Gülşen Hanım ve Burak Bey bizleri izliyorlarmış. Selamlar, güzel, sevgiler olsun güzel. Miami'lere. Ay, Miami ya. Gidemedik. Özledin değil mi Miami'yi? Gidemedik. Özlenmez bu oralar diye. Ama gerçi, evet, şu an tam mevsimi değil oranın da, kışın daha güzel, evet, oluyor orası. Evet. Pınar'cığım, senin de şarkın geliyor. Benim, evet, 28 Haziran'da yeni teklim geliyor. Söz müzik Soner Olgun'a ait. Adı ne? Çıtı pıtı. Ay, senin gibi. Aynen benim gibi. Çıtı pıtı, çıtı bir pıtı şey oldu. Biz tabii ki bu projede retro tarzı yaptık. Çok daha ilerisi için düşünülen başka bir projenin
ön ayak sesi gibi düşünün. İlk defa da Cuma günü klibimi ve şarkımı Beyaz Magazin'de yani izleyicilerle paylaşacağım. Ne kadar güzel. Çok mutluyum. 2 ay, 3 aydır yaklaşık bu çalışmanın içerisindeydim. Yine çok para harcamışsındır, seni biliyoruz. Sen işin konusunda çok gerçekten sahne kıyafetleri, ayakkabısı, evet, aksesuarına like kadar bizzat şahit oldum yani. Dinleyenlerime, izleyenlere. O özeni çok seviyorum. İşte evet. Asolistik bu, starlık bu. Evet. O yatırımı yapman çok, o kadar güzel bir şey ama ki. Ama yatırım yapacaksın. Yani ya. Ben bile bak aslında şöyle düşüneyim. Şöyle düşünüyorum. Yani yine de yapmam gerekeni tam evet. yatırımı yapamıyorum. Çünkü kolay değil. Bütçeler evet, tabii, kolay çok değil. Bir de karşılığını alabilecek misin? Ne kadar sürede alacaksın? İşte ben, ne kadar sürede, ne kadar zamanda? Benim evet. Sahne olarak alacağımı düşünüyorum. Çünkü bu proje çok güzel bir projenin de ön ayak sesi olacak. Onu da daha sonra Cuma anlatacağım size. Başka evet. sürpriz de birazcık var. Birazcık bunu dansana şarkıdan, merak ettim. Çıtı pıtı çıtı pıtı çıtı pıtı maşallah. Aman da ne güzel yaratmış Allah. Bu endama, bu naza kurban olsunlar valla. Diyoruz şimdilik. Şimdilik. Çok güzel ya. güzel ikilemeler her zaman tutar bak. Evet, evet. Tarkan oradan yıllarca yürüdü o ikileme biraz şarkılardan. Biraz böyle Kenan Beyli. Evet. Biraz böyle... Nasıl söyleyeyim? Eski müzikal İstanbul, tadında. Eski İstanbul havası evet. da var sanki bu şarkının hani, altyapısında. Üsküdar'a gittim ben sen söylerken. Nükhet Duru'nun şey vardı. Yine Soner Olgun bestesiydi. Cımbız Ayna. He. Bir elimde cımbız, bir elimde Mahmure ayna. O gibi. Mu? Evet. Ha, rastlık çekerek. Evet. Mahmure. Aa, yine bitti. Görüşmek üzere. Bitti mi? Yarın 8.45'te. Bitti mi? Ne zaman bitti? Bitti. Bitti. Seviyoruz. Beyaz Magazin.